Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir Konya okulu klasik metin okumalarında tekrar beraberiz sizlerle. Bu vesileyle Konya'da bulunmanın keyfini yaşıyoruz. Çok şükür. Epey ara vermiştik ama en son Eylül ayının başında Klasik Düşünce Okulu Akademi Kampı için buradaydık. Ondan sonra gelemedik. 2020'nin de ilk programı olmuş oluyor diyelim inşallah. Şimdi bugünkü konuyu birkaç yazdığım yazı üzerinden, birkaç da konuşma üzerinden tekrarlamak istiyorum. Daha doğrusu o perspektiften bir konu konuşmak istiyorum. Birkaç yazdığım derken bu geçen Aralık ayında Fikriyat'ta birkaç yazı yazmıştım. Daha önce de 2004 yılında zannediyorum ilk bu konularda bir iki tebliğ yazmıştım, makale yazmıştım. Bir tanesi Mesnevi'de İbn Arabi ile paralel kavramlar, daha doğrusu kavram paralelliği falan gibi bir konu çalışmıştı, yazmıştım. İkincisi yine o minvalde bir şeydi ama şu an başlığını biraz unuttum doğrusu. Yaklaşık 15 seneyi geçmiş. Ondan sonra tekrar birkaç kez yazı yazdım. Mesela bu Mevlana ile ilgili yazı yazdım. Daha sonra da işte geçen sene bir konferans vesilesiyle üzerine durdum. Zaman zaman böyle konuşmalarda üzerine duruyordum yani. Yani tek tek mesela hikayeleri ele alıyorum. İşte o hikayeler üzerinden yani gerçekte burada ne demiş olabilir gibi yani bunun üzerine duruyorduk. En son geçen sene bir konuşma yaptım yine bu şeyle yani Mesnevi'yi nasıl anlamamız lazım diye. Bu Fikriyat'ta da 4-5 yazı yazdım galiba yani hatırladım böyle 4 tane diye hatırlıyorum. Şimdi mevzu şu benim için. Şimdi kişisel olarak çalışma alanım geniş kavramla ifade edersem İslam metafizik düşüncesi. Bunun özel bir ayağını ifade edersem işte Sadreddin Konevi'den başlayarak İbn Arabi ve onun takipçileri. Böyle olunca tabii Sadreddin Konevi, İbn Arabi ve onun takipçileri olunca bir de bunun ön yani kaynağı var. O kaynakta daha önce teşekkül etmiş olan tasavvuf geleneği. Çünkü hem İbn Arabi hem Sadreddin Konevi o kendilerinden önceki tasavvuf geleneğini bir çerçevede yorumluyorlar ve o çerçeveyi artık biz İbn Arabi'nin söylediğinden başka bir şekilde ele alma şansı bulamıyoruz. Yani bu açıdan şöyle bir yani hususa yani bir benzetme yapacak olsam biraz mesela felsefe tarihini bilenlerin aşina olduğu bir konu vardır. Mesela Aristo metafiziği yazarken kendisinden önceki geleneği de yazıyor. Yani Sokrat'tan önceyi de yazıyor hatta. Presokrat filozofları yazıyor. Fakat onları öyle bir bağlam içerisinde yazıyor ki yani siz o düşünürlerden başlayıp zorunlu olarak Aristo'ya gelindiğini varsayıyorsunuz. Şimdi bu felsefe tarihi yazımında ciddi bir meseledir. Biz de şimdi İbn Arabi ve Sadreddin Konevi meseleyi öyle bir şekilde vaz ediyorlar ki yani o 6-7 asır sonra ancak İbn Arabi ve Konevi'ye gidilebilir. Yani başka bir noktaya gidilemez diye varsayıyoruz. Bütün tarihi kendilerine doğru yorumluyorlar. Yani tabii bu tarihçilik farklı bakış açılarıyla tartışılabilir. Yani tekrar ele alınabilir. Çünkü İbn Arabi ve Sadreddin Konevi ile yani o gelenekle tasavvuf tam olarak yani tasavvufun bütün branşları tasavvufta ortaya çıkmış olan bütün ekoller tam uyumlu değildir. Yani bu daha sonra mesela İmam Rabbani'de ortaya çıkmış olan bazı eleştiriler aslında tasavvufun başından beri içinde vardır. Yani İbn Arabi döneminde de vardır ama İbn Arabi öncesinde de İmam Rabbani tarzı tasavvuf anlayışı vardır. Dolayısıyla biz aslında şimdi tasavvuf içerisinde böyle bir iki şey olduğunu düşünüyoruz. Yani iki pozisyon, iki tavır olduğunu düşünüyoruz. Bu iki tavır daha çok ehli sünnet kelamına ve ehli sünnet fıkıh ilimlerine, dikkat edin kullanacağımız kavrama, tabi olan bir ahlak ve ahlak olarak tasavvuf ile ehli sünnetin ana duyarlılıklarına tabi, yine kavrama dikkat etmenizi istirham ediyorum, ama ehli sünnetin önermelerine katılmayan, ana duyarlılıklarına katılan, ama önermelerine katılmayan ve daha bağımsız hareket eden bir gelenek. Bu da metafizikçilerin geleneği.
Yani tasavvuf aslında teşkil eden şey budur. Yani tasavvuf tarihi bu iki ana omurga üzerine kuruludur. Yani bir örnek üzerinden anlatırsam, mesela İbn Arabi ve Sadeddin Konevi'de, hani bizim mesela ehli sünnet uleması diye hem kelam ilminde hem fıkıh ilminde, yani ehli sünnetin fukahası ve uleması dediğimiz şeye karşı mesela İbn Arabi ve Konevi geleneğinde ciddi eleştiriler vardır. Yani konuları fazla tevil ederek bir bakıma böyle şey yaptıklarını düşünüyorlar. Yani teville mevzuyu, yani Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlamada çok ciddi bir probleme yol açtıklarını düşünür Sadeddin Konevi ve İbn Arabi. Konevi hatta bazı yerlerde daha aşırı ifadeler de kullanır Sadeddin Konevi. Bu Nasreddin Tusi ile olan mektuplaşmalarında mesela çok aşırı ifadeler kullanır. Halbuki aynı dönemde mesela erken dönemde affedersiniz Cüneydi Bağdadi'nin talebeleri diye isimlendirdiğimiz, yani bugün mesela herhangi bir yere gitseniz böyle bir tasavvuf klasiği almak isteseniz genellikle Kuşeyri'yi alırsınız mesela. İşte Serrac'ın kitabını alırsınız, Hucuri'yi alırsınız, Kelabazi'yi alırsınız. İşte Ebu Talib Mekki'yi alırsınız ya da mesela İmam Gazali'nin İhya-ül-Muddin'i alırsınız mesela. Bunların için hepsi aslında doğrudur. Fakat bunlar bir kanat, yani tasavvufun bir kanadını temsil ediyorlar. Bütününü değil. Ama daha ağırlıklı kanat, yani daha sonra teşekkül etmiş olan bu. Yani ağırlıklı derken de kastettiğim şey şu. Yani düşünce bakımından daha büyük konuları tartışan, daha temel meseleleri ele alan vesaire şey yapan o da şeydir. Yani bu İbn Arabi, Sadeddin Konevi'dir. Yani bu böyle bir, ben şahsen ona iki kanat demiyorum, bir buçuk kanat diyorum. Çünkü ehl-i sünnet kelamına bağlı olan kanat, tekrar ediyorum şimdi aradaki yani nüansın iyi anlaşılması lazım. Birisi ehl-i sünnetin önermelerine bağlı, diğeri ehl-i sünnetin duyarlılıklarına bağlı. Bunlar birbirine tamamen farklı şeylerdir. İbn-i Arabi ve Sadeddin Konevi ehl-i sünnetin duyarlılıklarına bağlıdır. Ama önermelerine değil, üslubuna değil. Bu açıdan İbn Arabi, yani benim şahsen mesela kişisel kanaatim İbn Arabi ile ve Sadeddin Konevi ile ehli sünnetin devam ettiğini düşünüyorum. Yani geliştiğini düşünüyorum. Ama bu yani bir tür şey gibi, yani büyük müçtehitler dönemi gibi, yani İbn Arabi ve Sadeddin Konevi birer müçtehit gibi ehli sünnetin perspektifini veya ufkunu geliştiriyorlar diye düşünüyorum. Ama bunu yaparlarken mesela bayağı hani birbirlerini şey, yani öncekileri yani eleştirerek, mesela kelamcıları eleştirerek, özellikle fakihleri eleştirerek bunu yapıyorlar falan. Fütuhat-ı Mekke bunun çok örnekleriyle doludur. Yani böyle dikkatli okursanız, hatta İbn Arabi'de de bazen böyle ağır, yani bayağı ağır ithamlar oluyor. Konevi'de var mesela. Konevi kelamı çok sert eleştiriyor, çok ciddi eleştiriyor falan. Ama İmam Rabbani'ye doğru gelebileceğimiz bir çizgi var. Cüneydi Bağdadi'nin talebeleri, onlar öyle düşünmüyor. Yani onlar yani şeyin tasavvufun böyle bir, yani akidede farklı bir görüş olmasını, fıkıhta farklı bir görüş olmasını veya başka konularda böyle şeyler söylemesini istemiyorlar. Yani onlar ehl-i sünnete bütünüyle, yani önermelerine, sadece duyarlılıklarına değil, önermelerine de tabi olmasını gerekli görüyorlar. Şimdi bu tabii İbn Arabilerle birlikte bu perspektif şekillenince, yani bu hani günümüzde kullanılıyor böyle ekberilik vesaire falan. Aslında bu çok kolay bir kullanım değildir. Yani ekberi derken tam olarak ne kastediyoruz, tam olarak ne şey yapıyoruz? Bunlar çok açık kavramlar değildir. Onun için yani biraz böyle çekincelerle kullanmak lazım. Yani bir kısmının yaygınlaşmasına benim de katkım oldu zannediyorum. Hatta bir dönem şöyle düşündüm, yani bu hani acaba alternatif bir İbn Arabi yorum olabilir mi diye. Böyle ekberi konevilik diyelim diye de düşündüm yani doğrusu. Ama sonra işte yani gene böyle hani İbn Arabi geleneği falan gibi demeyi tercih ettik. Şimdi İbn Arabi geleneğinin birinci meselesi bu. Yani kendisine kadar olan geleneği bir perspektifle yorumluyor. Orada İbn Arabi'nin hareket noktası şöyle özetlenebilir. Zannediyorum o Mesnevi ile ilgili yazıda bunu anlatmıştım. Yunus Emre bir şiirinde diyor ki, yüz bini birdir dervişin, araya ayar gerekmez. Bu ne demek? Bu normal şartlarda anlaşılabilecek bir söz değildir. Yani bir sürü insan bu sözü söyleyebilir, yani anladık zannedebilir ama ben şahsen bunu böyle kolay kolay anlayamam. Bu sözü anlayabilmek için İmam Gazali'ye gitmek gerekir. İmam Gazali felsefeyi eleştirirken en ciddi eleştirisini filozofların tutarsızlığında buluyor. Yani bu filozoflar tutarsızdır diyor. Yani biri bir şey diyor, öteki başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla biri, yani her biri başka başka şey söyleyince ortada böyle dayanabileceğimiz, itimat edebileceğimiz bir şey yok diyor. Yani bir sabit görüş yok. Tehafütül felasife. Bu nedenle tehafütül felasife bir felsefe eleştirisidir. Yani filozoflar tutarsızdır. Yani herkes ayrı ayrı şeyler söylüyor gibi böyle bir tutarsızlık var.
Şimdi Yunus Emre'nin cümlesi tam da buna söyleniyor aslında. Yani filozoflar tutarsızdır. Fakat mesela mutasavvıflar tutarlıdır. Yani aynı görüşleri söylerler. Aynı işte sudan içerler. Aynı hakikati söylerler. Birbir dillerini bilmeseler bile aynı şeyi söylerler. Neden aynı şeyi söylerler? Çünkü sahih bir yöntemleri vardır. Ve o sahih yöntemden kim giderse aynı hakikate ulaşır. Bunu anlatmak için Yunus Emre bu cümleyi söyledi ve bu cümle yani her biri birdir. Yani aklınızda kalmasını istirham ederim. Her biri birdir dervişin. Yüz bini birdir dervişin. Araya ayar gerekmez. Yani başkalık, farklılık, tehafüt araya giremez. Cümlesi aslında İbn Arabi'nin ve Sadeddin Konevi'nin perspektifidir. Yani İbn Arabi Cüveyni Bağdadi'den hatta onun öncesinden yani ilk mutasavvıf kim ise ondan kendisine Hasan-ı Basri mesela diyelim ki Hasan-ı Basri'den İbn Arabi'ye kadar bir çizgi çizsek aşağı yukarı hepimizin aynı şey söylüyor olması lazım. İbn Arabi'nin perspektifi böyledir. Peki öyle ise o zaman seninle aynı dönemde yaşayanlar nasıldır? Mesela Mevlana nasıldır? Ya da İbnül Farız nasıldır? Mesela ondan sonra. Şimdi İbn Arabi ile böyle Mevlana'nın hani ilişkisi üzerine bir takım şeyler konuşulmuştur. Ben büyük ihtimalle onların doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani karşılaştıklarını zannetmiyorum yani İbn Arabi ile. Fakat İbnül Farız'la karşılaştıklarını biliyoruz. İbnül Farız'la. Şimdi şurası ama menkıbe. Yani karşılaşmışlar fakat şurasında menkıbe olduğunu zannediyorum. Yani doğru olma ihtimali de olabilir, olmama ihtimali de olabilir. Ama bakış açısı olarak yani Konevi anlama açısından, İbn Arabi anlama açısından önemlidir. Yani bu ekberilik cümlesinin altını doldurmak için bunu söylüyorum. Yani ekberilik derken Ekrem Hoca ne demek istiyor? Yani bunu anlatmak için söylüyorum. İbnül Farız'a diyor ki, meşhur işte hani Hamriye kasidesi, işte Tahiye kasidesi vesaire falan. Onu yazıyor İbnül Farız. Yani bir bakıma şöyle diyelim. Yani Arapça'da Yunus Emre'nin büyüğü gibi yani daha yani şiirlerin daha derin olabileceğini varsayıyoruz yani diyelim. Veya Mesnevi'nin yani Farsçasını değil de Arapçasını yazan kişi gibi yani İbnül Farız. Yani bu açıdan şimdi yani İbn Arabi'nin perspektifiyle bu üç kişiye yani şiir yazanlardan yani İbnül Farız, Ömer İbnül Farız, Mevlana, Celaleddin Rumi ve Yunus Emre şey yapılabilir, mütalaa edilebilir. Çünkü eğer Konevi'nin iddiası doğru ise İbn Arabi'nin iddiası doğru ise yani bizim bunu şimdi tecrübe etmemiz lazım. O zaman bu üçünün de bu minvalde değerlendirilmesi lazım. Şimdi İbnül Farız'a soruyor diyor ki efendim diyor İbn Arabi diyor ona aşağı yukarı yaşıtlar galiba ve İbnül Farız biraz daha büyük. Diyor ki bu Tahiye kasidesine bir şerh yazmayı düşünüyorum. Hatta Abdullah Bosnavi'nin bir şeyi vardır, şerhi vardır. Onun mesela İbn Arabi'ye ait olduğu düşünülüyor. Yani böyle bazı kaynaklarda sanki İbn Arabi'nin filan diye. Bence yani değildir yani. Ben İbn Arabi'nin yazmadığını zannediyorum. Davud Kayseri yazdı mesela daha sonra. Daha da önemli olmak üzere yani onun çevresine de başlamıştım. Hatta böyle üçte birini yapmıştım. Sonra öyle kaldı. Saidüddin el-Fergani, Konevi'nin çok ciddi, çok önemli talebelerinden bir tanesidir. Yani belki böyle yani yakın zamanlarda hani böyle bir şey, böyle bir çalıştay falan bir şey yaparız onun üzerine. Yani burada yaparız ya da bizim Klasik Düşünce Okulu'yla ortak yaparız. Fergani, Cendi filan yani bu burada birkaç tane isim var. Bir de Fahreddin Iraki tabii. Bunlar o da çok önemli. Eseri az ama çok önemli bir adam Fahreddin Iraki. Ondan sonra şimdi Saidüddin Fergani İbnül Farız üzerine şey yazıyor. Şerh yazıyor. Tahiyesine şerh yazıyor. Kitabın adı Müntehel Medarek. Ulan tabii kitabın ismi de çok hoştur. Yani Müntehel Medarek. Önce Farsça yazıyor sonra kendisi Arapçaya tercüme ediyor. Müntehel Medarek arkadaşlar şey demek yani kelime manası şu demek. İdrakin bittiği nokta. Yani medarek, yani idrakin bittiği nokta. Şimdi idrakin bittiği nokta ne demek? Yani idrakin bittiği nokta demek yani akıl burada tükendi. Yani hani ulaşılabilecek son zirve yani en üst bilgi, en üst akıl anlamında Müntehel Medarek diye isimlendiriyor. Yani kitabı böyle nitelendiriyor. Müntehel Medarek. Şimdi neyse İbnül Farız'a o şerh yazıyor. Şimdi menkıbeye döneyim tekrar. Şey diyor ki İbnül Farız menkıbeye göre İbn Arabi diyor ki bu sözü üzerine zaten diyor fütuhatı yazıyorsun diyor. Fütuhat diyor benim şiirlerimin şerhidir diyor. Şimdi bu cümlenin altını çizelim. Yani bu bir menkıbe fakat İbn Arabi'nin hani Yunus Emre'den aktarmış olduğum o şiir müvacihesinde İbn Arabi'nin temel iddiası budur. Sadeddin Konevi'nin temel iddiası budur. Yüz bini birdir dervişin araya ayar gerekmez.
Bu nedenle şimdi İbnül Fariz diyor ki İbn Arabi menkıbede bakınız. Yani menkıbe şimdi burada bir müşterek şey gibi yani bir sağduyu gibi ya da bir yani bir müşterek kanaat gibi düşünebiliriz. Yani bil fiil olması gerekmiyor ama yani vaka biraz bunu istilzam ediyor gibi. Yani böyle bakabiliriz. Şimdi diyor ki İbnül Fariz'e İbn Arabi'ye Fütuhat-ı Mekkiye'yi yani ben şiirlerimin şerhi kabul ediyorum. Yani ta yeni falan. Şimdi bir örnek vereyim size mesela hani yani bunu da bir izah etmek gerekir. Yani bunlar böyle hani laf bir şey söyleyip hani gidemeyiz yani. Ondan sonra mesela İbnül Fariz'in en bilinen mısrağı şudur. Nedir hatırlayan var mı? Yani şöyle dur bakayım nasıl lan? Biz sarhoş olmuş idik üzüm kütüğü yaratılmazdan. Şiir böyle başlar. Yani en meşhur şey bu. Biz sarhoş olmuş idik, üzüm kütüğü... Ya... Şimdi bu çok büyük bir mesele. Yani bu cümle çok büyük bir cümledir. Fakat bu cümle ne demektir? Bu da çok büyük bir meseledir. Yani bu gerçekten öyle. Yani bu cümle ya da işte mesela Mesnevi'de geçen tarzı mesela dedim ki. Yani bu çok gerçek yani bunu bir insan bir şekilde söyleyebilir. Niyaz Mısri'de de vardır işte. Hani Niyaz Mısri tabii burada delil olmaz çünkü Niyaz Mısri Yunus'ta varsa, işte Mesnevi'de varsa, işte İbn Arabi'de işte kısmen varsa yani bütünle okumuş olacağını zannetmiyorum ama yani varsa hani oralardan hani istimal etmiştir falan diyebiliriz. Yani Niyaz Mısri delil olmaz ama şimdi soru şu. Bu şiir tamam söylendi yani üzüm kütüğü yaratılmazdan biz sarhoş idik dedi. Fakat üzüm kütüğü nedir? Biz onun öncesinde neydik? Yani bu böyle kolay bir mesele değildir. Yani kolay bir şey değildir. Şimdi dolayısıyla şimdi eğer İbn Arabi mesela Fütuhat-ı Mekkiye eğer İbnül Fariz'in menkıbede dediği gibi şey ise şiirlerin şerhi ise o zaman şöyle olması gerekiyor. Yani bunu kabul edersek mesela bir postüle olarak biz bunu kabul edersek ben bu şiiri çok rahat bir şekilde açıklarım. Yani hiç tereddüde düşmeden derim ki burada söz edilen şey kesinlikle aynı sabitedir. Aynı sabitenin varlık talebidir. Aynı sabiteyle vücudundaki arasındaki ilişki işte böyle bir sarhoşluk ilişkisidir, bir aşk ilişkisidir. Ondan sonra onun işte varlık talebidir vesaire. Ben bunu izah edebilirim. Yani ontolojimizi, varlığımızı oraya dayandırabilirim. Ondan sonra şimdi buradan hızımı alamam. Mesela Mesnevi'de geçen o cümleyi ya da Mesnevi'nin ilk mısralarına geçen yani bir şeyden yani kamışlıktan kopartıldım diye başlayan, sazlıktan kopartıldım diye başlayan cümleyi de oraya dayandırırım falan. Yani bunu böyle yapabilirim. Fakat şimdi soru şu, İbnül Fariz'in cümlesi acaba bir temenni midir değil midir? Yani İbn Arabi'nin, İbnül Fariz'in cümlesi bir temenni midir değil midir? Ya da İbn Arabi ve Sadeddin Konevi yani bu cümleyi söylüyor, biz acaba bu cümleyi bir şey olarak kabul mü edeceğiz yoksa biz bu cümlenin yani iz düşümlerine bakacak mıyız bakmayacak mıyız? Şimdi böyle bir ciddi mesele vardır. Yani tasavvuf tarihi araştırmalarında tasavvuf meselesi bu çok ciddi bir mesele. Şimdi şöyle bir parantez açayım burada. Şimdi genellikle Türkiye'de tasavvuf tarihi hakkındaki birikim daha çok tarikatlar ve tekkeler üzerinden şekillenir. Tarikatlar ve tekkeler üzerinden şekillendiği için yani konuların önemli bir kısmı, özellikle nazari olanları burada taşınmaz ve bunlar bilinmez. Yani hani şey olarak bilinmez. Dolayısıyla şimdi ikincisi, tarikatlarda hakim olan tasavvuf anlayışı ise aslında İbn Arabi teorisi değildir. Hakim olan tasavvuf anlayışı daha çok Gazali öncesindeki o tasavvuf anlayışıdır. Yani ehli sünnetin sadece duyarlılıklarına değil, şey telakkisine de, önermelerine de katılan olduğu için mevzuyu oradan ele aldığımızda bir noktaya gidemeyiz. Ama ortada şu sorun duruyor. Sadeddin Konevi böyle söylüyor. İbn Arabi böyle söylüyor. Yunus Emre'nin bu şiiri mevzuyu özetliyor. Biz o zaman acaba Mevlana'ya böyle mi bakacağız? Ondan sonra hafıza mesela. Hafızanın tam sayılmaz da Fars edebiyatına böyle mi bakacağız? Yunus'a böyle mi bakacağız vesaire? Yani mesela İbn Arabi mesela Yunus bir şey yazdığı zaman ben İbn Arabi'nin teorisiyle mi bunu altını dolduracağım? İşte Mevlana bir şey yazdığında ben bunu işte Sadeddin Konevi ile mi tamamlayacağım? Şimdi böyle bir problem var. Yani böyle bir mesele var. Dolayısıyla şimdi bizim aşağı yukarı yani tasavvuf araştırmalarının, akademik tasavvuf araştırmalarının en ciddi meselesi budur. Ve en ciddi mesele hani şöyle söyleyeyim en azından tasavvuf tarihi içerisinde bütünlük nasıl tesis edilecek meselesi tasavvuf araştırmalarında çok ciddi bir meseledir. Yani bütünlük nasıl tesis edilecek?
Ondan sonra irtibatlar nasıl kurulacak, farklılıklar nasıl korunacak meselesi tasavvuf tarihi araştırmalarının en ciddi meselelerinden bir tanesidir. Yani gerçekten böyle mi yapacağız? Mesela yüz bini birdir dervişin araya ayar gerekmez bir perspektife mi dönüştüreceğiz? Yoksa her mesela etruk alallah şey ilallah bir adede enfasil halayık mı diyeceğiz? Yani Allah'a giden yollar nefisler sayısıncadır ve herkesin bir zevki vardır, herkesin bir bilgisi mi vardır mı diyeceğiz? Yoksa araya ayar gerekmez mi diyeceğiz? Yoksa bir başka üçüncü yol mu olacak? Şimdi benim şahsen çalıştığım kişiler, yani bu epey bir isim sayabilirim. Çalıştığım derken hepsini tam olarak çalışmadım. Yani mesela Abdurrahman Camii üzerine çalıştım ama bütünlüğü değil yani. Yani beni ilgilendiren kısımlarını çalıştım. Ya da işte Abdullah İlahi'yi çalıştım, işte Niyazi Mısır'ı çalıştım, İsmail Bursevi epey bir isimle uğraştım yani ilgilendim ama bütünü değil. Ama Davud-u Kayseri'yi daha yakından okudum. Cendi'yi, Fergani'yi vesaire daha şeyden okudum falan. Şimdi bunlardaki ana fikir şu, hem Yunus Emre'nin söylemiş olduğu o cümle doğru, dolayısıyla hem de İbn Arabi ve Sadr-ı Konevi'nin iddiası doğru. Onlar böyle söylüyor. O zaman bu şu demek, yani ortada herhangi bir metin varsa bu metnin İbn Arabi ve Sadr-ı Konevi'nin bize ortaya koymuş olduğu perspektife irca edilmesi şarttır. Yani biz bunu başka türlü ele alamayız. Yani misal olarak söyleyelim bu örnekten. Şimdi biraz sonra daha detaylarına gireceğim ama şimdi yani örnek üzerine gittiğim için. Mesela diyelim ki İbnül Farız, biz sarhoş olmuştuk ama üzüm kütüğü yaratılmamış idi dediğinde ne kastettiği kesin, açıktır yani. Yani bu üzerine çalıştığım yani İbn Arabi'nin takipçilerinin temel iddiası çok açıktır. Yani onlar diyorlar ki kardeşim diyorlar, burada kastedilebilecek nihai şey şudur. Mesela Fergani böyle yapıyor. Aynı sabitedir bu. Yani üzüm kütüğünden önceki üzüm beden ve bedenin dünyası yani anlamında. Üzüm kütüğü ise yani aynı sabite olmasıyla üzüm kütüğü öncesindeki yani Allah'la ilişkimiz ise aynı sabite olması lazım. Bunun başka türlü izahı olamaz. O zaman şimdi hakikati konuşmaya başladığımızda insan nerede var oldu veya ne zaman var oldu diye konuşmaya başladığımızda zorunlu olarak aynı sabiteden girmemiz lazım diye düşünüyor. Yani şarihlerin aşağı yukarı perspektifi böyledir. Muhtemelen şimdi mesela mesnevi şarihçiliği, şimdi Türkiye'de mesela mesnevi şarihçiliği üzerine çalışmalar çok ciddi problemler içerir. İçermesinin temel nedeni de bu perspektifin bir türlü tutturulamaması. Yani ikincisi mesnevi şarihçiliğinde daha kazuistik gitme arzusu, istidadı, kazuistik yani meseleci. Mesela bir şiir alıp bir şiiri konuşma. Bir mısrayı alıp bir mısrayı konuşma. Yani böyle fragman fragman yani bütün değil mesela. Mevlana'nın bir bütün olarak perspektifi nedir değil de. Yani fragman fragman gitme temayülü o şehirlerde de yer aldığı için şeyi sağlamak çok zor. Yani bir bütün olarak metni bir yere oturtmak ve İslam düşüncesine ne katkı sağladı? İslam düşüncesinden ne aldı ve neyi dönüştürdü? Sorularını bulmak çok zor. Yani şu mevcut durum açısından söylüyorum. Ama şimdi ekberi bakış, eğer biz bu bakışı doğru kabul edebilirsek veya bunu kanıtlayabilirsek, yani çalışmalarla bunu kanıtlayabilirsek, o zaman biz o bakışla mesnevinin nerede durduğunu, temel önermelerinin neler olduğunu, nasıl bir varlık anlayışına, nasıl bir epistemoloji, bilgi teorisine dayandığını ortaya koyma ihtimaline kavuşuruz. Dikkat ederseniz çok ölçülü şeyler söylemeye çalışıyorum. Yani ihtimalinden söz ediyorum, ihtimaline kavuşmaktan söz ediyorum. Çünkü yani bunlar muhtemelen yani bu perspektifle bir 30-40 yıllık çalışmalar, belki işte 70-80 tezle falan hani yapılabilecek şeyler hani adı zatına. Neyse. Şimdi ekberi şeyi bu. Yani hani bakış açısı bu. Peki ekberilik dediğimizde ne anlamamız lazım? Yani biraz onun üzerinde durayım. Şimdi onun üzerine dururken söylemem gereken birinci konu şu. Şimdi İbn Arabi'nin geleneği temelde Gazali'nin bir önermesinin tersine çevrilmesiyle ortaya çıktı. Daha ortaya çıktı lafı iyi olmadı. Yani bu daha güzel bir şey bulayım. İbn Arabi'yi anlayabilmemiz için Gazali'yi az biraz okumuş olmamız lazım. Çok değil. Az biraz okumuş olmamız lazım. İbn Arabi anlamak için derken İbn Arabi'nin durduğu yeri anlayabilmek için Gazali'yi biraz okumuş olmak lazım. Gazali bize ne söyledi? Gazali bize şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, bu dedi filozoflar tutarsız dedi. Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok dedi ama ödü patladı. Yani İmam Gazali'nin ödü patladı. Yani hepimizin ödü patladı. Sadece Gazali değil.
Hepimizin özü patladı çünkü 4. 5. asırda Müslüman nesiller, yeni çocuklar, yeni insanlar Grek mirasına öyle bir hayranlık geliştirdiler ki yani İslam Hicaz'da böyle bir mitolojik bir şey olarak kalmaya doğru yüz tuttu. Bu nedenle Gazali yani bütün dikkatini bunun üzerine verdi. Şimdi dedi ki yani bu felsefenin dedi bir şeyi yok yani bir birikimi yok dedi. Yani tutarsız yani bir şey söylüyor biri öteki başka bir şey söylüyor falan. Tutarsızdır dedi. Peki ne yapacağız o zaman bu tutarsız da yani böyle bir yani Müslümanlığımızdan bir rasyonellik arasak, bir rasyonellik üretsek. Yani böyle aklı başında uzun uzun cümleler kursak bunu nereden çıkartacağız? Yani insanların zihnini nasıl eğiteceğiz? Yani felsefe tutarsız anladık. Ama şimdi inancı sadece inanç olarak ele alırsak bu da zihni eğitmez. Ne yapacağız biz burada? Şimdi Gazali bunu aslında gerçekten hiçbir cevap veremedi. Yani teorik olarak cevap veremedi. Tasavvuf dedi ama tasavvuftan ne anladığını tam olarak izah etmedi Gazali. Fakat şimdi arada bir şey söyledi, o da çok önemli. Mesela o bizim Müslüman düşüncenin çok ciddi problemlerinden birisidir. Kelamın yetersiz olduğunu iddia etti. Şimdi bakınız, kelamın yetersiz olduğu iddiası İmam Maturidi'nin en azından paranteze alınması demektir. Yani bu yani İmam Maturidi mesela Kitab-ı Tevhid'inde niçin kelam yapmalıyızı bayağı böyle ciddi ciddi cümlelerle anlatıyor. Mesela İmam Eş'ari İstihzanül Havz'ında veya işte başka mesela ondan aktarılan görüşlerde vesaire mesela çok ciddi olarak niçin kelam yapmalıyız, niçin biz bu nazarı yapmalıyız bunu ciddi ciddi anlatıyor. İşte Bakillani anlatıyor, İbn-i Furek anlatıyor, Öteki anlatıyor, Beriki anlatıyor. Yani Cüveyni anlatıyor. Mesela Cüveyni yani hem kelam yapmalıyız hem daha ilerisinde kelamı daha tutarlı, daha iyi hale getirmeliyiz falan gibi şeyler anlatıyor. Şimdi hal böyleyken mesela İmam Gazali çıktı dedi ki yok kardeşim dedi yani bu kelam dedi yetersiz dedi yani bununla olmaz dedi. Yani bu kelamla yapamayız dedi. Yeni bir kelam istiyor musun? Bazı şeyler yazdı ama yani yeni bir kelam isteyip istemediğini de bilmiyoruz aslında Gazali'nin. O zaman şimdi şöyle bir problem ortaya çıktı. Şimdi biz inançlıyız. İnancımız var. Şimdi bu inançtan nasıl bir akıl ilişkisi ortaya koyacağız? Yani inançla aklın ilişkisini nasıl ortaya koyacağız? Yani mesela inancımız bize ne diyor? Yani akılla ilgili ne diyor? Şimdi akıl bir yerde bize lazım. Çünkü mesela Mısır'a gideceğiz, başka inançlar bulacağız ve diyeceğiz ki bu inançlar safsata diyeceğiz. Neye göre diyeceğiz bunu? Mesela Zerdüşlü'ye gideceğiz diyeceğiz ki mesela safsata diyeceğiz. Neye göre diyeceğiz bunu? Bunun için büyük büyük Hindistan'a gideceğiz mesela diyeceğiz ki buradaki sınıfsal yapı yani ahlaka ve insanlık tecrübesine aykırıdır diyeceğiz. Neye göre diyeceğiz biz bunu? Diyelim ki akla göre diyeceğiz değil mi? Vahye göre konuşamayız. Adam vahyi kabul etmiyor. Akla göre diyeceğiz. O zaman şimdi aklı dışarıda kullanıp içeride engellemiş mi olacağız? Şimdi bunlar büyük problemlerdir ve orada Gazali mesela kelam eleştirisinde ben şahsen kanaatim odur. Gazali'nin kelam eleştirisinde Şafii ruhun ve ehli hadis duyarlılığının çok önemli ölçüde belirleyici olduğu kanaatindeyim. Yani biz şimdi yine bakınız yani Müslüman entelektüeller tabii biz bu sorunları da çözmemiz lazım. Yani geçmişi doğru anlamamız lazım ki yani şey ileriye yürüyebilir. Şimdi İbn Arabi ve Sadeddin Konevi geldi bu önermeyi ters yüz etti. Yani Gazali iddialarını ters yüz etti. Dedi ki yani bu bildiğiniz yani daha önce de buradalardı muhtelif yerlerde çok anlattığım bir konudur bu. Dedi ki hayır dedi. Felsefe tutarsız değil. Gayet tutarlı şeyler söylüyor. Mesela Tanrı'nın varlığını söylüyor. Çok tutarlı bir şekilde söylüyor. Aklen gidersek Tanrı'nın varlığını onların anlattığı gibi kabul etmemiz lazım. Evren hakkında konuşuyorlar. Gayet tutarlı konuşuyorlar. Mesela insan ruhu hakkında konuşuyorlar. Gayet tutarlı konuşuyorlar. Ahlak hakkında konuşuyorlar. Gayet tutarlı konuşuyorlar. Biz bunu bugüne taşıyalım mesela. Bize şimdi bilim adamları evren hakkında bir takım şeyler söylüyor. İbn Arabi ve Konevi'nin perspektifini getireyim. Gayet yani şöyle söylemez. Mesela dedim ki birisi çıktı işte Big Bang diye bir teori söyledi. İbn Arabi şöyle diyor. Gayet tutarlı. Yani açıklama yani bir açıklamaya dönük bir şey. Neden? Şunun için İbn Arabi şöyle düşün. Desek ki mesela işte evrim teorisi, öteki belki yani bunların hepsine böyle prensip olarak bir evet der. Yani hepsine yani dünya ile ilişkide mesela diyelim ki demokrasi diye bir şey çıktı ya her insanı bir yönüyle eşit sayıyor. Gayet güzel yani falan. Yani İbn Arabi'nin böyle bir cümlesi vardır. Yani masaya otururken yani bir defa masaya ben oturabilirim ve bu masayı ben yıkmam. Yani İbn Arabi'nin şeyi budur. Bunun için İbn Rüşd ile olan konuşmasında İbn Arabi bir evet bir hayır diyor. Şimdi o evetin boyutlarını görmemiz lazım ve cesaretle onları üstlenmemiz lazım. Aslında yani bir Müslümanca düşünceden söz edebilmek için cesaretle bunları üstlenebilmemiz lazım. Şimdi İbn Arabi diyecek mesela Gazali diyecek yani modern dünyaya taşıyalım. Yani 13. yüzyılda konuşmaya gerek yok. Modern dünyaya taşıyalım herhangi bir şeyde mesela diyelim ki insanlar şöyle bir teori. Evet gayet
Gayet tutarlı olabilir yani. Yani bunlar prensip olarak hepsini kabul edebilir. İşte mesela hani bugün dünyada mesela işte kadın hakları diye bir şey, o tamam, gayet onlar da insan, işte erkekler falan. Yani İbn Arabi böyle yani, temel yaklaşımı böyledir. Yani ne varsa yani insanlar neyi ortaya çıkartmışlarsa bir defa önce bir pozitif bakmamız lazım. Yani çünkü neden? İnsan kötü bir şey yapmaz yani. Özünde kötü bir şey yapmaz. Peki ne yapacağız o zaman? Gayet tutarlı lakin yetersiz. İbn Arabi'nin cümlesi budur. Kadim dünyada cümlesi budur. Yaşadığı çağ cümlesi de budur. Bana sorarsanız yani kişisel olarak yani böyle bir mütevazı bir İbn Arabi okuru olarak bence modern dünyaya da cümlesi budur. Çünkü İbn Arabi insan her ne olursa iki tane burada sizin önermesi var. Bir, hakikati göstermek isteyen Allah'ın kendisi. Şöyle bir yorum yapayım. Şimdi modern dünyada insanın Tanrı'yı ürettiği düşünüldü. Bunu şimdi İbn Arabi'den mi okudum? Nerede okudum? Şimdi bunların yani bir kısmını tabii unutuyorum. Yani okuduklarımın bir kısmını unutuyorum. Sonra kendi fikrim gibi söylüyorum. Sonra bir bakıyorum aslında İbn Arabi'de de varmış o. Şimdi böyle ortada anlatayım bunu. Yani deseniz ki hocam nerede geçiyor şimdi hatırlamıyorum ama. Bu lem yelid ve lem yulad var ya İhlas suresinde geçen. Doğmadı, doğurmadı ve doğurulmadı. Şimdi doğurmadı yani alemle Tanrı arasında bir ontolojik ilişki, süreklilik yok. İlişki var, süreklilik yok. Yani alem Tanrı olarak doğmuyor. Ayrı bir şey olarak doğuyor anlamında. Yani şey bu. Hadi doğum olsa yani anne oğul arasında çocuk arasında ilişki gibi bir süreklilik olur. Yani İsevili'nin reddi gibi. Velem yulet daha enteresan aslında bu bakımdan. Zihnimiz onu üretmedi. Yani Tanrı'yı biz üretmedik. Sadece Tanrı değil. Buna bağlı olarak hakikati biz üretmedik aslında. Peki ne oldu? Yani Tanrı vardır. Hakikat vardır. Yani bir hakikat vardır. Ve Tanrı bize o hakikati göstermek istiyor. Tanrı bize kendisini göstermek istiyor. Şimdi göstermek istiyor ise tarihin herhangi bir döneminde, mekanların herhangi birisinde daha çok göstereceği, daha az göstereceği diye bir durum olamaz. Yani kendisi mahfi, 6. asırda ne kadar kendisi mahfi ise 24. asırda da aynı derecede kendisi mahfidir. Adem'e ne kadar kendisi mahfi ise son insana kadar o kadar da kendisi mahfidir. Yani eğer bir gizli hazine ise bu böyle. Gizli hazine bilinmek istediyse, Adem'e ne kadar bilinmek istediyse son insana da o kadar bilinmek istedi. Şimdi bu bakımda mesela İbn Arabi'nin çok önemli bir şeyi vardır. Sonra bir arkadaşa söyledim. O bir Mülk Suresi'ndeki bir ayet-i kerimenin aslında aynı anlama gelebileceğini söylemiş bana. Şöyle bir hadis olarak bunu aktarıyor. İnnel melel a'la yatlubunehu kema tatlubun. Çok enteresan bir şeydir bu. Hadis çok yani hadisi eğer İbn Arabi'nin yorumladığı gibi hadisi söylemişse gerçekten çok enteresan bir hadis-i şeriftir bu. Meleği a'la yani yüce melekler, yukarıdakiler neresiyse yukarıdaki yani mekan anlamında değil herhalde, mertebe anlamında söylüyorum. Siz onu aradığınız gibi Allah arıyorlar. Halbuki şimdi insan muayilesinde Allah bir yerde diğer yerden daha çok bulunur. Mesela meleklerin Allah'a daha yakın olduğunu ya da Allah'ın meleklere daha yakın olduğunu düşünürüz. Mesela öte dünyada Allah'ın daha yakın olduğunu düşünürüz. İbn Arabi böyle değil. İbn Arabi için hakikat her yerdedir. Dolayısıyla şimdi insanın ıskalaması diye bir şey olmaz. Çünkü biz aramıyoruz. Hakikat bizi arıyor ya da Allah bize onu göstermek istiyor. Birincisi bu. İkincisi İbn Arabi'nin önermelerinin temelinde insan hakkındaki iyimserlik yatar. Yani insan özünde aslında iyi bir varlıktır. Bu hiçbir zaman bozulmaz. Yani mesela bu belki de mesela bir Hristiyan teorinin reddi olabilir. Bazı böyle kadim öğretiler. Şimdi biz tabii bu tarz çalışmalar yapamıyoruz. Yani Türkiye'de hakikaten maalesef masa başının ötesinde çalışma yapmıyoruz. Yani biz ilahiyatçılar çok tembeliz bu konuda. Masa başının yani dışına çıkmıyoruz. Yani böyle bir şeyimiz var falan. Neyse. Şimdi böyle olunca o zaman cümlemiz şu. Fakat yetersiz. Kelam ise tersine tutarsız ve yetersiz. Şimdi böylece biz İbn Arabi ve Konevi'nin ne yapmak istediğini anladık. Konevi ve İbn Arabi şu bir metafizik ortaya koymak istedi. İnsanlık birikimini istimal etmek istedi, yorumlamak istedi ve onda yetersiz olan yeri göstermek istedi. Yetersiz olan yer nedir? Yetersiz olan yer aslında nübüvvet ufku idi. Yani biz o mirası nübüvvet ufkundan yorumlayabilirsek yetersizlik tekamüle yani kemale dönmüş olacaktı.
Şimdi bu temel mesele. Yani metafizik kurmak bu demek. Peki bunun bazı önermelerini konuşalım ve ondan sonra mesela Mesnevi'deki şeye gireyim. Yani bu perspektifle nasıl bakılabilir oraya gireyim. Şimdi İbn Arabi Sadreddin Konevi şöyle düşünüyor. Böyle bir bilim vardır. Yani böyle bir kurucu bir bilim vardır. Buna da metafizik diyelim. Aslında bunu filozoflar kullanıyorlardı. Hatta ben Sadreddin Konevi bu ismi kullanmasa mesela İlmi Lâ yani şu şeyin Sadreddin Konevi'nin böyle akademik çalışmalarımda Allah biliyor hep böyle merkezden gitmeyi severim. Böyle kenar falan yan sokak işte yani şurada bir şey var. Böyle şeyleri hiç merak etmem yani. Ana caddede en güzeli vardır her şeyin. Sadreddin Konevi'nin iki tane temel kitabı vardır. Diğer bütün kitaplar ondan teferruatıdır. Bir tanesi şu. Ben Tasavvuf Metafiziği diye tercüme ettiğim kitaptır bu. Müftahül Gayb. Bu bana göre bütün İslam tarihi içerisinde yazılmış ilk 5 ve 10 kitaptan birisidir. Yani şu kitap. Zorluğu açısından en zorlarından yani ilk 3'e girebilir. Ama önemliyet bakımından ilk 5, 6, 7 falan yani bilmiyorum kaç olur. Yani saymadım yani ama yani ilklerde yani. Hani bundan daha önemli kim yazabilir mesela kitap? Konevi'ye sorsan kimse yazamaz yani. Hani yani işte belki İbn Arabi falan hani yazabilir hani ama hani biz şimdi hani Konevi değiliz. Konevi şeyle bakalım. Yani kim yazabilir? Belki işte Farabi mi işte İbn Sina mı bilmiyorum. İşte mesela Konevi şu an mesela çok alınırdı benim bu sözüme. Alınmaz da yani hani yani gene anlamadı mevzuyu falan herhalde şey yapardı. İşte İmam Maturidi yazamaz mesela hani o perspektife göre veya bir başkası yazamaz vesaire. Yani böyle bir kitaptır bu. Ve benim kanaatime göre bu kitap aslında yani İslam metafizik tarihi yazılacağında son kitap olarak yazılması lazım. Yani iş bu kitapta nihayetlendi ve bundan sonra bunu aşan hiçbir kitap yazılmadı. Yani böyle yani bu kitap böyle bir kitaptır. Ondan sonra şimdi burada o dediğim bahse giriyor. Mesela şimdi diyor ki metafiziğin mevzusu bu mevzu meselesi yani zaman zaman anlatmıştım yani böyle çok teknik konulara girmeyeyim. Yani kurucu kavramı yani kurucu konusu hakkın varlığıdır. Bu şu demek. Hakkın varlığı yani Allah'ın varlığı. Bu şu demek. Biz nasıl metafizik yaparız? Allah'ın varlığını kabul ederek yaparız. Allah'ın varlığını kanıtlamak için metafizik yapılmaz. İbn Sina felsefesinde Allah'ın varlığını kanıtlamak için metafizik yapılır. Farabi'nin düşüncesinde Allah'ın varlığını kanıtlamak için metafizik yapılır. İbn Arabi ve Sadreddin Konevi'nin düşüncesinde Allah'ın varlığı bir kaziye-i müselleme değil ise metafizik yapamayız. Yani konuşamayız yani. Bunun mutlaka bir kaziye-i müselleme olması lazım. Şimdi geçenlerde bir birisinden okumuştum. Romancı var, Pablo Coelho biliyorsunuzdur. Onunla birisi röportaj yapmak istemiş. Gazeteciye sormuş, demiş ki Allah'ın varlığına inanıyor musun? Yok demiş, Osman demiş, ben demiş Allah'ın varlığına inanmıyorum demiş, röportaj yapmıyorum demiş. Şimdi İbn Arabi Sadreddin Konevi aslında tam olarak böyle düşünüyor. Yani bir adam Allah'ın varlığına inanmıyorsa zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani Allah'ın varlığına inanmamak diye bir şey mümkün değil. Allah'ın varlığı bizim için bir varacağımız nokta değil. Yani tartışarak, bilim yaparak, düşünce üreterek varacağımız nokta değil. Ya başlayacağımız noktadır. Şimdi bu çok enteresan. Neden? Çünkü yaşamak, hayat Allah'ın varlığı hakkında bilgilenmektir. Allah'ın varlığını öğrenmek değildir. Şimdi böylece İbn Arabi ve Sadreddin Konevi perspektifi daha temelde değiştiriyor. Biz artık şimdi herhangi bir şekilde yani mesaimizi harcayıp mesela doğa bilimleri yapıp onun öncesinde mantık öğrenip doğa bilimlerine kademe kademe ilerleyip oradan matematiğe geçip oradan gök bilimi yapıp oradan daha tecerrüdi kavramlara ulaşıp metafizik yapıp Tanrı'nın varlığını kanıtlama külfetinde değiliz. Çünkü bunu zaten bir kişi iki kişi ya yapar ya yapamaz. Biz bunu yapamayız. Halbuki biz Tanrı'nın varlığını bir kaziyeyi müselleme olarak kabul edip metafiziğe başlamak zorundayız. Şimdi bugün bakınız bence mesela şimdi çağdaş Müslüman düşüncede bizim buna bir karar vermemiz lazım. Daha doğrusu bu konuda ekollerin oluşması lazım. Mesela içimizden bir grubu daha İbn Sina'cı olacak ve Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi üzerine odaklanacak. Bir grubu işte diyelim ki İbn Arabi geleneğinden, Konevi geleneğinden etkilenecek. Hayır Tanrı'nın varlığı kanıtlanacak bir mesele değildir diyecek. Bir grubu başka bir pozisyon geliştirecek falan filan. Yani 3'e 4'e bölünerek düşünce üretmemiz lazım. Şu an böyle bir mesele yok. Yani hani şu an hani yani biz bu mesele konusunda pozisyonumuz nedir, tavrımız nedir hiçbir şey bilmiyoruz yani. Ama İbn Arabi'nin pozisyonu bu. Yani tavrı bu. Şimdi böyle devam ediyor. İşte ilahi isimler vesaire bu konuları anlatıyor falan.
Şimdi gelelim şeye. Yani bu cümleyi aklımızda tutarak mesela Mevlana'ya gelelim. Mesnevi'ye gelelim. Şimdi önce şu şeyle ilgili birkaç husus söyleyeyim. Şu kitabın ismiyle ilgili bir mesele. Bunu daha önce de anlattım ama yani şöyle özetlemek istiyorum bu konudaki sözlerimi. Şimdi kitap tabii bu girişinde bir şey var. Böyle Arapça bir dibaca yani bir giriş gibi bir buçuk sayfa falan. Bence burada mütercimler birbirlerini etkilemişler diye düşünüyorum. İşte kitap diyor ki işte bu bir mesnevi kitabıdır diyor. Yani böyle söylüyor yani Mevlana kendisi böyle söylüyor. Şimdi ben şahsen yani mesnevinin bir tarz olduğunu düşünerek yani bu aslında bir açıklama değil. Yani Hazar kitabı mesnevi yani bu mesnevi kitabı veya mesnevi olarak yazılmış kitap da mesnevi tarzına yazılmış kitap diye de yani kitap ilk bana gelse mesela tercüme etsem bu mesnevi tarzında yazılmış olan kitap diyebilirim. Yani illa yani bu mesnevi kitabıdır demenin anlamı yok aslında. Yani böyle bir mecburi zorunluluk yok, şey de yok yani o tercümede öyle bir zorunluluk yok yani. Ondan sonra bu mesnevi tarzında da diyebilirim. Yani mesnevi tarzında yazılmış bir kitaptır ki şudur filan diye gidebilirim aslında. Neyse ikinci bir mesele. Şimdi bu tabii bütün kitapların isimleri yok. Yani hani yani her kitap mesela Fususul Hikem yani şimdi tam bir kitap adı değil yani. Biz onu şimdi yani Fususul Hikem böyle bir anlatım onu dolduruyoruz yani. Bunu mesela bir metafizik kitap olduğunu dolduruyoruz. Mesela şimdi Sadettin Konevi'nin kitabının adı mesela Miftahul Gayb. Şimdi bu tam bir isim değil yani tam bir kitap adı değil. Biz diyoruz ki bu tasavvuf metafiziğidir diyoruz falan. Yani dolayısıyla şimdi yani böyle kitap isimlerine yani klasik dünyadaki kitap isimlerine çok takılmamak lazım. Bu isimleri koyma, ayrıştırma, tam olarak netleştirme, disiplinlere bunları münhasır kılma biraz modern bir şey. Yani o açıdan şimdi yaptığımız akademik bir şey. Şimdi bundan sonrası bence önemli. Şu kısım, şimdi diyor ki gözlüklerimi takacağım. Eyvallah Murat'cığım. Şimdi mesnevi kitabıdır. Ben şahsen mesela tercüme etsem şöyle derdim bunu. Yani bu mesnevi tarzında yazılmış olan bu kitap gerçeğe ulaşma ve kesin bilgi sırlarını aşmada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi şair olduğu için asılların asıllarının 3-4 tane gidebilir. Aslında şey de yapabilirim bunu. Yani yani usul yani gibi. Bir yerde şimdi usul dendiğinde aklımıza gelmesi gereken şey kurucu disiplindir. Yani usul bu demek. Yani kurucu disiplin demek. Bunun zıttı furudur. Yani furuat, teferruat yani. Şimdi öyle anlaşılıyor ki yani Mesnevi kitabını kendi yazar, yani Mevlana kendi kitabını bir furuat, teferruat kitabı olarak görmüyor. Yani bu kitabı şimdi daha temelde ayrıştırdık. Yani biz şimdi bu kitaba mesela fıkıh öğrenmek için biz bu kitabı okunmayız. Yani ya da işte diyelim ki ahlakın böyle bazı işte cüz'i konuları falan olabilir. Mesela bunu öğrenmek için bu değil. Yani biz bunu bunun için okumayız. Peki ne için okuruz? Usulle ilgili bir konu için. Yani usul yani hani usulü dinle ilgili bir konu olsun diye biz bu kitabı. Şimdi demek ki alanını belirledi. Yani şimdi şaire tabii her zaman itimat edemeyiz. Övmek için bunu diyebilir. Ondan sonra tebcil etmek için başka nedenlerle diyebilir. Yani kafiye öyle gelmiştir diyebilir falan bir sürü şey diyebilir. Yani biz bunu tam bilemeyiz. Dolayısıyla şimdi çekinceyle gidiyoruz, dikkatle gidiyoruz. Sakince gitmeye çalışıyoruz. Yani konuda ilerlemeye çalışıyoruz ama usul dediğine göre bir dikkat şeyimizin olması lazım. Usul demesinin şey ne olabilir? Yani bu biraz tasavvufu gördüğü yerle ilgili olabilir. Çünkü fıkhın da bir usul alanı var. Kelam kendisi bir usulü din. Kelam kendi içerisinde kademe kademe geçiyor mesela. Daha üst kelamla, daha ince kelamlar olabilir falan. Yani kelam kendi içerisinde. Yani o hiyerarşi içerisinde tasavvufu bir kurucu disiplin gibi. Yani bir kurucu düşünürler gibi. Bu mesela şeyde Sadettin Konevi ile ve İbn Arabi ile ilgili bu cümleyi söylerim. Mesela İbn Arabi işte Şevlül Ekber deniyor. Sadettin Konevi Şeyh Kebir deniyor falan. Şimdi bunları da hani böyle iyi oturtmak gerekiyor kavramı. Şimdi şeyh normalde tarikatlarda başka anlama gelir, bilimlerde başka anlama gelir. Şimdi bilimlerde şeyh demek yani şeyh demek kurucu düşünür demektir. Yani mesela şeyh yani mesela diyelim ki İmam Muhammed mesela şeyh olabilir. Yani hani imam olabilir veya da şeyh olabilir. Ebu Hasan Eş'ari mesela şeyh olabilir. Yani şeyh kurucu düşünür demektir. Yani hace yani. Meşayih gibi yani pir anlamındadır. Kurucu düşünür. Kurucu düşünür ne demek? Şimdi kurucu düşünür de burada aslında hani fıkıh da modellenebilir. Bazen şimdi bir ekolü kuruyorsunuz. Mesela Ebu Hanife geliyor bir ekolü kuruyor. Şimdi o kurucu yani büyük düşünür oluyor. Çünkü ona azam deniyor. Yani İmam-ı Azam. Yani bütün o ekolü kurmuş anlamında. Şimdi bu bakımdan azam kipinde Ekber İbn-i Arabi'ye deniyor. Yani İmam-ı Azam Şeyh-i Ekber. Yani tersine söylersek mesela Ebu Yusuf, Ebu Muhammed ve şeyi yani İmam-ı Azam ilişkisini düşünsek burada şimdi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed
Şeyh-i Kebir olurlar. Şeyh ise İmam Rabbani ise Şevlekler olur. Yani hiyerarşi böyle kurucu düşünür demek. Ama bazen mesela disiplin kurulmuştur, ekol kurulmuştur. Onun kendi içerisinde müçtehitleri ortaya çıkabilir falan değil mi? Yani mesela prensip olarak şöyle söylüyoruz. Fıkıh bahis mevzu olduğunda ya da kelam bahis mevzu olduğunda mesela İmam Maturidi'den daha büyük kelamcı gelmez. Daha bilgilisi gelebilir, daha büyüğü gelmez. Niye? Çünkü sistemi okurdu. Ya da Ebu Hanife'den mesela daha büyük fakih gelmez. Daha bilgilisi gelebilir ama sistemi okurduğu için onun daha büyüğü gelmez. İbn Arabi de böyle. Yani Şeyh-i Ekber, Şeyh-i Kebir bu demek. Şimdi bu açıdan yani usul ilmi deyince yani Mesnevi kitabını eğer bir şairce övmüyorsa ve biz bunu bir nesnel metin olarak veya bir nesir olarak yani nesirdeki soğukkanlılıkla ele alabiliyorsak kitabın çerçevesini anladık. Yani bu kitap bir şey kitabıdır. Yani kurucu disiplindir. Yani kurucu düşünürün kitabıdır. O zaman şimdi biz Mevlana'ya ne diyeceğiz? Mevlana şeyh'tir. Yani eşşeyh'tir. Yani şimdi Şeyh Sadreddin Konevi diyoruz ya. Yani Mevlana'ya yani Şeyh Celaleddin diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi enteresan bir şey bakınız. Normal bir insan için Mevlana çok övücü bir ifade olabilir. Bilimde şeyh demek daha övücüdür. Yani bana deseniz ki mesela bak Şeyh Sadreddin tamam mı? Şeyh Sadreddin. Hani Mevlana efendimiz değil mi? Hani pirimiz yani hocamız falan. Çok daha böyle hürmetli bir ifade gibi. Öyle değil ama. Yani bilimdeki yani şeyh ifadesi yani normal yani o tekke içerisinde, tarikat içerisinde ya da sırada ortalama insandaki Mevlana ifadesine göre daha tebcil edici bir ifade. Şeyh, yani bilimin kurucusu yani hani şeyi okurdu ve biz onun talebeleriz. Şimdi usul şey bu demek. Şimdi ikinci şeye geleyim. Diyor ki orada, o Allah'ın en büyük fıkhı. Şimdi bu, Muratcığım senin Arapçan bu konuda benden daha iyidir. Şimdi Fıkhullahil Ekber tabiri. Yani bunun Arapçası bu. Fıkhullahil Ekber. Ben bunu çok önce 2010'larda falan yazmıştım aslında. Fıkhullahil Ekber. Şimdi Fıkhullah tabiri normalde hani kullanım öyle çok yaygın bir tabir değildir. Daha çok Marifetullah tabiri kullanılır. Marifetullah. Yani mesela bu metafizik anlamında Marifetullah tabiri kullanılır. Yani ya ilmi ilahidir bunun adı ya da Marifetullah'tır. Yani İbn-i Sina, yani filozoflar buna metafizika diyorlar. Yani fizikten öteki şeyin ilmi anlamında metafizika diyorlar. Bizim şimdi İslam dünyası Arapçaya tercüme edildiğinde biraz da Helenistik etkiyle birkaç isim kullanıldı. Mesela el ilmul illiyyu dendi. Yüce ilim demek. Yani yüce ilim. El ilmul illiyyu. İbn-i Sina'da geçer bu. Ondan sonra bir de el ilmul ilahiyyu. Bugün bizim mesela ilahiyat diye kullandığımız şey aslında oradan geliyor. El ilmul ilahiyyu. İlahiyat. Oradaki ilahın ilahla ilgisi yok aslında. Yani ilmül ilahiyyü demek, yani ilahi şeyler demek, tanımında ve varlığında madde bulunmayan şeyler demektir. Yani gayrı maddi olan şeyler. Yani mesela bunun felsefedeki karşılığı işte melekler, akıllar vesaire işte ve Tanrı'nın varlığını bir mesele olarak edinmedir. Yani oradaki ilahinin yani bizim bildiğimiz hani el ilahla bir şey yoktur yani. Ve uzaktan yani dolaylı irtibatı vardır falan. Şimdi Sadreddin Konevi bu, çok mu teknik gittim? Biraz öyle oldu galiba. Mabadet tabii kaldı. Bekliyoruz. Peki hocam. Yani Ercan abi çok mu teknik oldu? Hocam şimdi ilahi zaten yani Cenab-ı Hak'la ilgili olan olarak anlaşılıyor zaten. Yok yani ilah kelimesi var yani ilah. Evet. O değil yani. Yani o değil ama ona müteallik olan konuları. Dolaylı olarak onunla ilgili yani. Hani gayrı evet. Evet. Yani Fıkhullah. Mevlana yani Hazretleri demek de hiç şey yapmam da şimdi. Siz deyin. Ercan abiyle biz bir görev bölüşümü yaptık. Benim bütün o noksanlarımı Ercan abi siz şey yapın. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Marifetullah. Şimdi Sadreddin Konevi Marifetullah tabirini kullanıyor. Marifetullah. Mevlana ise Fıkhullah tabirini kullanıyor. Şimdi doğru kavram mı? Kitabın adı oturdu yani. Fıkhullah. Yani marifetullah. Şimdi Ekber burada neyin vasfı? Şimdi daha doğrusu şöyle diyelim. Bu fıkı kimin eylemi? Şimdi tercümede burası yanlış. Bu bütün tercümelerde, mesnevi tercümelerinde yanlış. Allah'ın büyük fıkı. Mesela şimdi marifetullah dese cümle şöyle olacak. Allah'ın marifeti olmaz. Yani Allah'ın marifet kelimesi Allah'la ilgili değildir. Allah orada konudur. Özne değildir. Özne bizimle ilgilidir.
Şimdi marifetullah demek, yani Allah'ın varlığını, Konevi onu müsellem kabul etti. O zaman varlığını değil, Allah'ın isimlerini, Allah'ın fiillerini, Allah'ın alemle irtibatını öğrendiğimiz ilim. O zaman marifetullah demek, yani Allah'ı tanıyacağımız ilim demek. Yani Allah'ı tanımak ilmi. Şimdi marifet kelimesinin yerine eşdeğer olarak fıkıh kelimesini kullanır, kullanılabilir. Çünkü fıkıh kelimesi fıkıh aslında anlayış demek, idrak demektir, anlamak demektir. Fıkhullah demek Allah'ı anlama ilmi demek. Yani fıkhullah, bak şimdi Allah'ın fıkhı değil. Şimdi iş burada kayıyor. Yani Allah'ın fıkhı olmaz yani. Hani böyle bir tabir teknik olarak olmaz yani. Hani ya kaynağı bakımla alakası yok. Fıkhullah demek Allah'ı tanıma ilmi demek. Yani Allah'ı tanıyacağız. Yani bu ilimdeki mesele konumuz değil. Çünkü konuyu yani teknik anlam, bu şimdi çok teknik bir konu. Mesela Murat hani bunu bilir. Mevzusu olamaz. Yani Allah'ın varlığı mevzusu olamaz. Allah orada bir mesele, mesail. Şimdi meselesi Allah'ın var, Allah'ın kendisi olan ilim. Dolayısıyla biz şimdi niçin mesnevi okumalıyız? Allah'ı tanımak için. Bunun mesela kullanıldığı başka bir kavram nefs içindir. Marifetün nefs. Mesela marifetün nefs'te nefsin marifeti demiyoruz. Nefs orada biliniyor. Yani özne değil. Dolayısıyla şimdi geldiği cümle şu. Kendini bilen Rabbini bilir. O zaman şimdi Mevlana bize diyor ki yani bu kitap bir usulü dindir. Yani Allah hakkında, din hakkındaki temel önermeler kitabıdır. Yani biz bu temel önermeleri öğreniriz. Onlar varlığıdır. Onlar nedir mesela? İşte dünyanın yaratılışıdır. Onlar nedir mesela? Yeryüzündeki varlık gayemizdir. Onlar nedir mesela? İyi kötü, bunun temel prensipleridir vesaire. Yani kurucu olan konular. Onlar nedir? Nübüvvettir. Onlar nedir? İlahi kitaptır vesaire. Şimdi bu kurucu olan konular bizim meselemizdir. Usulü din bu demek. İki, kitap cümle devam ediyor. Fıkhullah'tır. Yani Allah'ı tanıma kitabıdır. Yani bu kitabı okuyan kişinin maksadı Allah'ı tanımaktır. Ama şimdi burada mütercimler bence birbirlerini etkileyerek Allah'ın fıkhı deyince, şimdi ben hani az çok hani böyle kitap okumuş bir arkadaşınızım. Ben anlamıyorum şimdi Allah'ın fıkhı. Allah mesela kelam deseydi ne olacaktı değil mi? Hani kelamullah mesela dese Allah'ın kelamı, Allah'ın tasavvufu. Böyle olmaz ki yani. Şimdi o zaman şimdi cümleyi değiştireceğiz. Allah'ın fıkhı değil bu. Ya maksadı Allah'ı tanımak olan bir fıkıhtır bu. Peki o fıkıh o zaman ne olur? Ekber sıfatı oraya geliyor. O zaman o bir fıkıh ekber olur. Şimdi tekrar okuyayım. Yani bu perspektifte şimdi cümleyi tekrar okuyayım. Aslında alışkanlık yani şey. Daha doğrusu alışamama yani hali şu göz. Vallahi. Evet. Bizim bir arkadaş vardı şey diyordu. Şimdi bu fütühatı falan bitirmişiz. Ya Ekremciğim diyordu. İnandırıcı bir fizyonomin yok. Çok mütebessimsin. İşte ya senin böyle 7 numara falan gözlük kullanman lazım. Kambur olman lazım. Falan böyle dağınık falan olman lazım. Yani sen hiç hayatta hiçbir şey yapmamış gibi yürüyorsun sokakta. Diyordu bana yani falan. Şimdi, bizim Harun Anay. Yani bir kısmını o söylemişti. Bir kısmını başka bir arkadaş söylemişti. Ha falan ha şey yani hiç de inandırıcı değilsin dedi yani. Fütühat-ı Mekki bu adamın üzerine geçti gibi bir şey yok yani falan. Ondan sonra zahir yanıtı hocam. Şimdi evet, yavaş yavaş gözlük takarak ben onu düzelteyim. Şimdi onları beceremem ya. Onları beceremem. Şimdi Faik hocam Ercan abi beni çok eleştirdiler bu konuda. Faik hocam bak şimdi, diyor ki tekrar okuyoruz. Şimdi usulü herhalde şeyiz değil mi? Yani tam izah edebildiğim derdimi. O Allah'ın en büyük fıkhı. Bu oldu mu? Olmadı. Zaten burada iş ıskalıyor. Yani en temel cümlede bu kadar ciddi bir şey yaptığınızda, yani perspektif hatası yaptığınızda şimdi kitabı bir yere oturtamadık tam. Anlatır mı? Yani kitap bir yere evet, kitap bir yere oturmadı, tamam mı? Yani kitap şimdi uçuyor. Yani mesnevi zaten şiirdir, hikayedir, uçuyor gibi oldu. Hayır, uçacak bir şey yok. Yani Hazreti Mevlana'nın hani şu meşhur benzetmesi var ya, bir ayağı bir yere bağlamak meselesi. Bence kitabı çok net bir yere bağlamış zaten. Anladın mı? Yani şimdi ekberi yorum demek istediğim şey tam olarak bu. Şimdi devam. Bakınız. Allah'ın en büyük fıkhı. Tamam mı? Allah'ın en büyük. Ondan sonra devam ediyor. Allah'ın en aydınlık yolu. Allah'ın en aydınlık yolu niye olsun ki? Allah yani o yoldan Allah için her yer aydınlıktır. Bizim için o yol aydınlık. Yani biz o yoldan Allah'a gidiyoruz. Anladın mı? Şimdi birinci önerme yanlış olunca müteselsilen diğerleri de yanlış oluyor.
Şimdi daha fazla üzerine gitmeyeyim. Hani vaktimiz de çok fazla yok. Yani bunu böyle toparlamış olayım. Şimdi demek istediğim şey şu. Mevlana bence kitabını mesela bence en azından şöyle bir izlenim edineceğimiz şekilde tavsif ediyor. Bu kitap Allah'ı tanıma kitabıdır. Yani Allah'ı tanıma kitabı ise 13. yüzyılda bunun adı metafizik. Ve ona benzer bir şey olması lazım. Bir usul kitabıdır. Yani temel, yani dinin temel önermeleriyle ilgili, yani usulü dinle ilgili bir kitaptır. Yani usulün olması falan, onlara takılmayalım. Bu bir usulü din kitabıdır. Bir fıkıh ekberdir. Dolayısıyla şimdi, o zaman şunlara bakacağız. O iki paradigmadan hangisine yakındır? Tamam mı? İki paradigmadan. Birisi İbn Arabi ve Konevi paradigması idi. Diğeri ise Ehl-i Sünnet'in sadece, şimdi bunları böyle ayrıştırıyoruz. İbn Arabi ve Sadreddin Konevi, Ehl-i Sünnet'in duyarlılıklarını kabul eden, üslubunu ve önermelerini kabul etmeyen bir Ehl-i Sünnet yorumcularıdır. İbn Arabi'nin dışındakiler ise Ehl-i Sünnet'in önermelerini kabul eden Ehl-i Sünnet takipçileridir. Mesela İmam Rabbani der ki, mesela bir tekkede ne okunmalıdır? Diyelim ki mesela Nurul İzah okunmalıdır. Yani tasavvufi bilgiler Nurul İzah'ın vereceğinden daha kıymetli değildir. Mesela ne okunmalıdır? Taftazhani'nin işte akide şerhi okunmalı, akidesi okunmalıdır. Bundan daha değerli değildir. Halbuki İbn Arabi öyle değil. Yani İbn Arabi o metni okutabilir, okutmayabilir. Önemli değil. Ama İbn Arabi o yorumu geçtiğimizi düşünüyor. Anlatayım mı? Temel şey bu. Şimdi Mevlana bunların hangisine irca edilebilir? Şimdi benim burada ciddi tereddütlerim var. Yani bu hangisine irca edilebilir konusunda ciddi tereddütlerim var. Kolay yorum İbn Arabi'nin ve Sadreddin Konevi'nin o perspektifindeki güçlülük ve o ikna edicilik her şeyi kendine mal edebilir. Yani bütün cümleleri, yani bütün yani İslam içerisinde söylemiş bütün cümleleri İbn Arabi ve Sadreddin Konevi bir sistematiğe oturtabilir ve bir yere şey yapabilir. Ama Mevlana tam olarak onu mu söylüyordu, başka bir şey mi söylüyordu? Bu ciddi araştırmalarla ortaya çıkması lazım ama bu komparatif yöntemle ortaya çıkabilir. Yani bunun için mesela benim şahsi kanaatim şudur. Türkiye'de bütün bakın bunca zamana yani bu kadar şey geçmiş olmasına rağmen Mevlana akademik çalışmalara yerleşmedi. Yani mesela edebiyatçıların ilgisi daha fazla, daha popüler kültürün ilgisi daha fazla ama akademiye yerleşemedi. Bu nedenle şimdi biz Mevlana hakkındaki önermelerimizin bir şeyi havada. Yani bir kesin bir noktaya varamayacağız. Şimdi devam edeyim. Başka bir konuya geleyim buradan. Başka konular vardı ama. Bir de bir hikayesinin yorumlanma biçim yani affedersiniz. Şuradan bir başlayacağım. Ondan sonra bir başka hikayesini daha yorumlayacağım size. Şimdi eğer İbn Arabi eğer Mevlana Mesnevi bir fıkıh ekber ise, bir usulü din ise, ikinci şart, eğer bu usulü din ve fıkıh ekber Konevi'nin düşündüğü gibi ise bu kitap şöyle olması lazım. Yani Mevlana'nın zihin dünyasının şöyle olması lazım. Tanrı'nın varlığı kanıtlanması düşünülemeyecek bir şeydir. O bir kaziye-i müsellemedir. Yani herkes Allah'ın varlığı önermesiyle doğar. Şimdi Mesnevi'nin problemi şu bu konuda. Mesnevi'de bu cümlenin aynısı yer alabilir. Ama Mevlana'nın böyle düşünüp düşünmediğini biz bilemeyiz. Çünkü bir tartışma, diyalektik süreçte bize bunu izah etmedi. İzah etmediği için biz bundan emin olamayacağız. Olmayabilir. Yok olmayabilir de. Çünkü o konuda mesela görevi kelama bırakmıştır. Kendisi ele almayabilir. Ama İbn Arabi olsa, Konevi olsa bunu şunu şurada söyledi. Yani Tanrı'nın varlığı bir kaziye-i müsellemedir. Bitti. Şimdi bence iyi ki yazdı. Yani bence İslam mirasının şaheserlerinden birisidir. Yani Mesnevi. Yani okudukça da böyle gözümde büyüyor. Yani efendim? Sadreddin Konevi pek fazla Mevlana'yı sevmez gibi gözüküyor öyle mi? Yani sevmez yani ben yani o duygusal şeyi ben geçeyim yani. Yani ben yani öyle bakmam mevzuya. Yani sevip sevmeme meselesi değil yani bu. Yok, bu yani bu çekişmeleri seven bir arkadaşımız da orada şeyde yani. Yok. Şöyle Ercan abi şöyle. Hocam çoban hikayesi var mesela. Cenab-ı Hakk'a gel
neredesin? Sen saçını tarayışı. Ulaşın Hazreti Musa'ya hak veriyor. Şöyle, hayır şöyle. Onu yazdım şeyde, evet. Kelamın da fıkhın temel şeylerine bir mesele hani niyeti önceleyen bir şeyi var böyle Hazretler. Hani İmdat Hazretlerinin yaklaşımlarıyla hani tam örtüşük örtüşlerini bilmiyoruz diyorsunuz da fakat tam kanaatim yani şöyle yani delillendirmemi isterseniz delil yani bunu delillendirmesi 10 sene sürer. Ama kanaatimi söyleyeyim. Ben Mevlana'nın biraz daha böyle hani konuları basitleştirerek İbn Arabi ve Konevi'nin o ana fikirlerine benzer fikirleri yazdığını düşünüyorum. Yani şu meşhur şu cümle mi? Bu kadar kolay o cümle doğru. Kolay meseleyi nasıl zora getiririz ben de anlamadım. Şöyle, o açıdan yani o cümleye öyle katılmıyorum fakat yani şimdi yazarken şimdi izah edeceğim mesela. Ben biraz daha gideyim isterseniz izah edeceğim. Bence iyi ki yazmıştır çünkü yani bir şaheserdir yani Mesnevi. Divan-ı Kebir üzerine daha az şey yaptım. Şimdi bu mesela klasik düşünce okulunda Ercan abi anlatıyordum az önce. Bir Mesnevi okuma grubu oluşturmayı düşünüyorum yani. Bu söylediğim yani hani bu ekleri perspektifle böyle ana kavramlarını tartışma, şey yapma falan. Şimdi bir şey oluşturacağız çünkü yani meselenin hakikaten o metafizik gelenek içerisinde bir ele alınması lazım. Yani ne olduğunu, ne yaptığını bir ele alınması lazım. Divan-ı Kebir hususuna daha çekinceliyim yani onu tam şey yapamadım Allah biliyor. Ama Mesnevi'de yani zihnim epey bir noktaya gitti yani. Şimdi bakınız başlayayım ve yani bir deneme yapayım size. Şimdi dinle bu neyi nasıl şikayet ediyor? Ayrılıkları nasıl anlatıyor? Beni kamışlıktan kestiler keseli, feryadımla erkek kadın ağlayıp inledi. Özlem derdini anlatabilmem için, ben şiir çok kötü okurum, yani onu söylememe gerek yok. İçin ayrılıktan dilim olmuş bir yürek, dilim dilim olmuş bir yürek isterim, tamam. Yeter benim hikayem bu kadar, yani bu kadar yeter bana yani anlatmak için. Şimdi şöyle. Mesnevi'de bence en önemli diyalektik parça ve bütün diyalektiği. Bu ne demek? Bu şu demek. Pek çok hikaye bunu anlatıyor aslında. Yani bir günlük hayatta, şimdi günlük hayatta kullandığımız kavramlar var. Bir de onların hakikate evrilmesi, daha doğrusu hakikatle ilişkileri var. Bir de o bilgiyi bize getiren kümel olan var. Bir de onun parçalanması. Yani böyle durumlar var. Mesela birinci örnek, herkes sevgiyi biliyor. Halbuki Mevlana bize kitabının başında hiçbirimizin sevgiyi bilmediğini anlatıyor. Yani benim kitap yazdığım Profesör Takdim Tezi bunun yanında hiç kalır yani. Yani hiç kimse yani yeryüzünde hiç kimse sevgiyi bilemedi yani gibi oluyor değil mi? O yani şey hikayesi böyle çok ağır bir hikaye falan. Birincisi bu yani gerçek kavramlara yani mesela sevgi mesela bunun gerçeği nedir? Yani işte ahlak gerçeği nedir? İşte adalet gerçeği nedir vesaire. Şimdi bir işin bu tarafı. İkincisi yani ikinci düzlemde şu iki hikaye çok önemli görüyorum. Mevlana'nın anlaşılması bakımından ve Mevlana'nın bir hikaye değil bir düşünür yani kurucu bir düşünür yani bir hikaye anlatıcı değil bir kurucu düşünür olduğunu anlama bakımından şu iki hikayenin çok önemli olduğunu ve belirleyici olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle, bu iki hikayeyi nasıl anlarsanız, yani Mevlana hakkında nerede durduğunuzu ben size söyleyebilirim. Hikayelerden birincisi, gene şimdi bir unsuruna şaşıracağım. Bu dört tane hani işçi çalıştırıyor bir adam. Bir lira veriyor, altın veriyor neyse. Üzüm almak istiyorlar. Birisi işte üzüm diyor, diğeri inep diyor. Birisi işte engür diyor. Öteki de istafil mi? İstafil diyor, tamam. Şimdi kavga ediyorlar. Sonra birisi geçiyor oradan. Şimdi bizde mesela iyi yani bu buralardan iyi tiyatro eserleri, iyi hikayeler falan uydurulması yani üretilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bunu diyelim ki metinde yansıtamıyoruz ama yani normalde şimdi bu birinci sahneydi. Kavga ettiler, tamam mı? Şimdi kavga ettiler, ortada bir mesele var, bir çatışma var, tamam mı? Sonra ikinci sahnede esas adam gelecek. Çünkü bu hikaye o adam gelsin diye anlatıldı. Yani bunu Feridun Attar mesela hüdud için anlatıyor yani. Hüdud gelsin diye yani elçi gelsin diye bu hikaye anlatıldı. Yani elçi yok ise tafütü de dille yani
herkesin tekafül edili, affedersiniz. Tekafül edili ve teafütü felsefe aslında. Yani herkesin delilleri birbirine denk ve herkes çatışır. Yani ortada eğer elçi yok ise, yani hüdut gelmemiş ise. Şimdi hikayenin birinci sahnesi, yani değil mi? Yani şöyle bunu tiyatro olarak hani canlandırırsak. Birinci sahnesinde müthiş bir kavga, yani anlaşamıyoruz. Sen doğru, ben yanlış, sen öteki, ben iki falan filan, değil mi? Bunu bütün milletler tarihi olarak okuyabiliriz. Dinler tarihi, mezhepler tarihi vesaire vesaire. Fakat sonra sahneye birisi giriyor ve artık bütün dikkatler onun üzerine. O geliyor diyor ki ne istiyorsunuz? Şunu şunu. O adam kim? Dört dil bilen adam. Herkesin dilini bilen. Yani nübüvvet. Yani cevamil kelim. Şimdi ben şimdi o zaman diyeceğim ki buradaki diyalektik, yani bu metnin diyalektiği, o tek başına kavga eden dört kişiyle Arif'in diyalektiği, yani bu hikaye o adamları anlatmak için değil. O adamlar orada malzeme. Bu hikaye o Arif'i anlatmak için söylendi. Yani Konevi diyorum. Konya'da 1260'ta 70'te neyse Hazreti Mevlana nübüvveti müdafaa etmek için üzüm isteyen dört adam, dört işçi örneğini verdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nübüvveti müdafaa. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani dört dili bilen ya da Faik Bey'in söylediği gibi yani bütün dilleri bilen cevamül kelimdir. Yani cevamül kelim kavramı bu İbn Arabi kavramıdır. Cevamül kelim bu demektir. Yani bütün herkese, yani biz bugün mesela şimdi şimdi o benzetmeleri dikkat dağıtıyor. Yani şimdi biz yani manayı yakalayana kadar akla karayı seçiyoruz. Ama şöyle, yani bu bir hoşgörü, bir tolerans değil. Yani hoşgörü için anlatılmadı. Bu Arif'in yerini, yani bizim hayatımızda nübüvvet niçin olmalıdır sorusuna cevap bu. Yani nübüvvet olmalıdır çünkü bizim üst dilimiz, hakikatle ilişkide üst dilimiz ve o ilk başta söylediği Allah'a giden en apaçık yol nübüvvet yolu olduğu için. Yani 1260'ta Mevlana'nın nübüvveti savunma argümanı nedir? Yani delili nedir? Bu budur. Şimdi bakınız, biz bugün mesela modern dünyada nübüvvetle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yani savunamıyoruz, müdafaa edemiyoruz. Çünkü herkes diyor ki, yani insanlar diyor ki, yeryüzündeki insanlar, kardeşim diyorlar, bu bir 7. asır hikayesidir. Yani çöl şartlarında ve 7. asırda teşekkül etmiş bir hikayeyi 21. yüzyıla taşıyamazsınız diyorlar. Mevlana diyor ki, hayır diyor, çöl şartlarında ve 7. yüzyılda ya da 13. yüzyılda ya da 21. yüzyılda olan şey 4 kişinin anlaşamaması hikayesidir. Nübüvvet çağı ve şeyi, mekanı aşandır. Bunu müdafaa, yani Mevlana'nın düşüncesindeki kurucu kavram bu. Yani nübüvvetin müdafaa edilmesi. Birincisi bu. Bu diyalektiğin kurulması. Şimdi ikinciye gelelim. Onu da hatta kitabın işte bir tanesinin ismi o, yani benim yazdığım şeylerden. Filin bütün görülmesi meselesi. Şimdi bakınız. Diyor ki işte karanlık odada insanlar fili tanımlamaya kalkıyorlar, değil mi? Yani birisi ayağından tutuyor, birisi işte kulağından tutuyor, birisi bilmem ne falan filan. Bilin zike. Yani anlatmama gerek yok. Şimdi bakınız. Çok problemli bir hikayedir bu. Neden? Nereden biliyoruz? Yani madem bu adamlar karanlık odada, bunlar fili nereden bilecekler ki? Buna niye fil desinler ki? Öyle mi yani? Yani şimdi biz sadece mesela ben şuna tuttum. Ne? Sert bir cisme tuttum. Bu kadardır yani. Ben bunun masa olduğunu nereden bileyim ki? Şimdi demek ki birisi fil kavramını biliyor. Yani ortada bir fil var, yani bütünlük fikri var. Bütünlük fikrine karşı tecrübi olarak şey var, yani tecrübi olarak parça var. Tecrübeyle, yani gözlemle görülen ile işte bütünlük fikri arasındaki çelişki üzerine hikaye kurul. Ondan sonra şimdi birisi gelip diyor ki, kardeşim diyor, bak sen işte filin şurasını tuttun, sen kim o? Yani kim? Yani dört dili bilen. Bu ikisi aynı adam. Şimdi eğer o zaman şimdi yine diyeceğiz ki mesela Mevlana'da nübüvvetin müdafaa nedir? Nübüvvetin delili nedir? Nübüvvetin delili budur. Yani filin bütün görülmesi. Şimdi vakit kalırsa size vezirin şey hikayesini anlatacağım. Bu Hristiyanlıkla ilgili anlattığı hikaye. Yani onun şimdi bunu daha şey olarak söylemem lazım. Yani bir sürü yani okumuşumdur, şey yapmışımdır falan. İşte normal bir Hristiyanlık hikayesi gibi anlatılıyor. Ya bunun Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok ya. Hiçbir alakası yok. Yani tam konu budur ve o mesela o şeyle ilgili yazıdaki, yani başta şöyle belirlemiştim. Filin bütünlüğü ya da bütünlüğün parçalanması meselesi. Çünkü Mevlana'nın düşüncesinde nübüvvet tamamlayıcılık. Yani şu cümleyi bence tam olarak böyle anlamış. Bu istürli utimme mekârimel ahlakı. Mekârim ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Tamamlamak üzere. Yani tamlık, kemal.
Bizde şimdi bazı kavramlar var. Mesela bu kavramlar aslında çok işe yaramıyor. Bir tanesi saadet kavramı. Mesela saadet, huzur. Bunlar iyi kavramlar değil. Yani zihin için iyi kavramlar değil. Filozoflar bunları çok güzel anlamda kullanmıştır ama günlük hayatta bu kavram, mesela saadet kelimesi kötü bir kelimedir. Yani günlük hayatta saadet dilerim, yani moralin bozulmasın falan, üzülme falan. Ondan sonra da gidiyor koca evlenemiyor, şey mutsuz oluyor, ay mutluluk. Saadetin buna hiç ilgisi yoktur. Yani filozofların kullandığı saadetin buna hiç ilgisi yoktur. Saadet zihinsel yetkinleşme demektir. Zihnen yetkinleşme, tamlık. O tamlığın içerisinde korku olabilir, kaygı olabilir, şu olabilir, bu olabilir falan, bir sürü şey olabilir, tamam mı? Yani saadet deyince hani böyle rahat yani filan, yani böyle bir şey yok yani, hani tamam. Şimdi bu kavramlar işi çok bozuyor ama doğru kavram, yani dini anlayabilmek için, yani Müslümanlığın ne olduğunu, nübüvvetin, Peygamber Efendimizin kim olduğunu anlayabilmek için bize lazım olan aslında örnekler bunlar. Yani yani insanlara iletişim kuramayan kişileri Peygamber ile iletiştiriyor. Yani aralarında irtibatı kuruyor. Şimdi bu kişiler kim? Bu kişi mesela babayla çocuk olabilir, karıyla koca olabilir. İşte diyelim ki mesela konuşanla dinleyen olabilir. Yani sokakta mesela alışveriş yapan adam değil, tamam mı? Yani bir üst dil lazım bize ve o üst dil bizi anlayacak, duyarlılıklarımızı bilecek ama bize ait olmayacak. Yani bizim üzerimizde bir dil olacak. Bu dil olmadığı sürece, şimdi bugün mesela insan oraya doğru gitmeye çalışıyor. Mesela başka açılarda, mesela diyelim ki Helsinki beyannamesi diyor, işte bilmem ne diyor falan. Buraya mesela buraya doğru gitmeye çalışıyor. Yani şunu kabul etmiyor. Ya biz Hindistanlıyız kardeşim, istediğimizi yaparız. Bunu kabul etmiyor. Biz Çinliyiz, istediğimizi yaparız. Bunu kabul etmiyor. Yani dünya, yani insan hakları, şu bu vesaire falan, bütün kavramlarla bu üst dile, yani o bütünlüğe doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi biz diyoruz, yani biz 13. yüzyılda Mevlana'nın müdafaa ettiğini, ben bugün 21. yüzyılda İstanbul'da müdafaa ediyorum. Ben diyorum ki peygamber olmadığı sürece biz bu üst dile ulaşamayız. Yani çünkü bu üst dile ulaşabilmemiz için onun istikametinin Allah'a doğru olması lazım. Yani kitabın başında söylemiş olduğu Allah'a doğru giden açık yol olması lazım. Yani üst dil böyle sağlanabilir. Şimdi hikayede, yani ona değineceğim vakit kalırsa. Şimdi Hristiyanlık üzerinden o üst dilin parçalanmasını anlatıyor. Yani film bütünlüğü tekrar, yani peygamber bir geliyor, bütünlüğü bir sağlıyor. Şimdi sağladı da tamam, hadi gittim, hadi eve, yani ilayyavmül kıyame, bu iş bakidir, böyle bir şey yok. Bu mesela Müslümanların çok ciddi hatalarından bir tanesidir. Mesela Kur'an-ı Kerim mahfuzdur. İnancından dolayı yani sanki böyle İslam hiç şey olmaz falan gibi, böyle bir şey düşünüyoruz. Böyle bir şey olur mu? Paramparça oluyoruz. Mezhepler paramparça ediyor, tarikatlar paramparça ediyor, şu paramparça falan filan, bir sürü şey var. Yani mesele çoğalmak meselesi değil. Yani birden çok tarikat olması, mezhep olması meselesi değil. Ama öyle bir noktaya geliyor ki parça kendini bütünün yerine koymaya başlıyor. Anladınız mı? Yani temel şey bu. Şimdi gelelim şuraya, şu cümleye. Şimdi bakınız. Eğer bu hikaye, yani şu girişteki hikaye, ki bence yani Mesnevi'nin en nefis yerlerinden bir tanesi burasıdır. Yani muhteşem bir şeydir gerçekten bu 18 beyit. Muhteşem bir şey yani. Eğer bu hikaye, bir paradigmamız yoksa her tarafa çekilebilir. Bak, bir paradigmamız yok ise her tarafa çekilebilir. Bu, eserin başarısı da olmaz mı? Eserin başarısı, tam da bunu söylemek istiyorum. Eserin tam olarak başarısızlığı olur. Çünkü Mevlana bize bir malzeme vermek isteyen birisi değil. Mevlana bizi mutlaka bir yere taşımak isteyen kişi. Yani Mevlana bizi o dört kişiden Arif'e taşımak isteyen kişi. Yani ısrarla işte savunduğum şey bu. Yani mesela İbn Arabi de böyledir, Sadeddin Konevi de böyledir. Yani onların düşüncesi o taşıyıcılık, yani sana bir malzeme vereyim. Yani Ömer Hocam, hani az önce konuşuyorduk yani hocanın talebeyle ilişkisi. Asla öyle değil. Asla öyle değil. Yani ben sana anlatacağım ve seni alacağım, şuradan şuraya getireceğim üzerine kurulu. Yani bu hikayelerin paradigması ya kendinde mündemiş. Yani başka türlü yorumladığınızda mutlaka bozmuş olacaksınız. Çünkü hikayelerin muhtemelen çoğu Mevlana'ya ait değil zaten. Beydava'dan geliyor, Hindistan'dan geliyor. Anadolu'da anlatılıyor, öteki yerden anlatılıyor. Hikayelerde bir şey yok. Yani hikayelerde bir mesele yok. Bir cümle anlatayım size mesela. Bir türlü o hikayenin doğrusunu tutturamadım. Gecenin birisi eleştirmiş beni galiba. Bu Ekrem Hoca. Okuyorum da işte, aklıma yanlış yerler kalıyor. Şöyle bir hikaye var. hikaye şöyle. Şimdi Romalı ressamlarla Çinliler yarışıyor. Bu bakınız. Şimdi yarışırlarken araya bir şey çekiyorlar. Perde çekiyorlar. Bir taraf sürekli şey yapıyor, cila yapıyor. Bir taraf sürekli resim yapıyor. Tamam. Şimdi ben tabii hani
taklit, yani birisi yapıyor, diğeri taklit ediyor falan olunca, şimdi Çinliler hep taklit ediyor ya. Yani hali hazırda da. E yapanlar olsa olsa Romalılardır diye hikaye böyle anlatıyorum. Birisi de yok dedi, meselemize ters anlatılıyor falan gibi. Yani Çinliler yapıyor, Romalılar taklit ediyor gibi. Fark etmez yani. Hani yani fark etmez. Fütuhat-ı Mekke'de galiba benim dediğim gibiydi. Önemli değil yani. Önemli. Şimdi bakınız. Bu hikaye doğru olabilir mi? Bu hikaye İbn-i Rüşd'cü bir hikaye. Bu İbn-i Rüşd'ün teorisi. İbn-i Arabi ve Sadreddin Konevi teorisine göre bu, yani bilmeyenler için tekrar edeyim. Kaldırıyorlar perdeyi ve buradaki buraya yansıyor. Yani diyor ki yani yöntemlerimiz farklı. Birimiz kalp temizliğinden gidiyor, ahlaktan gidiyor. Birisi nazariyeden gidiyor. Ama aslında aynı yere varıyoruz ve aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi bu İbn-i Rüşd'ün vahiy ve akıl ilişkisi teorisidir. Çift, ikiz kardeş bunlar. Yani birisi sembolik bir dille anlatıyor. Diğeri daha yalın, daha gerçek bir dille anlatıyor ama aslında aynı şeyi anlatıyorlar. Bu İbn-i Rüşd'ün teorisi. İbn-i Arabi bunu kesin reddediyor. Anlatıyor musun? Bakın, yani bir yere taşımak dediğim şey bu. Yani İslam, bakınız, İslam düşüncesinin, hani Ercan abinin şöyle bir ifade ettiği bir şey vardır ya, hani böyle bir meydan okuma dili olarak. İslam düşüncesinin bütün dönemlerinde en güçlü meydan okuma İbn Arabi'ninkidir. Bakın, şimdi ne dediğimi bilerek söylüyorum. Diyeceksin ya, olur mu ya kelamcılar? Şimdi kelam kafadan reddediyor. Yani kelam şimdi masaya oturmuyor ki yani. Mesela diyor ki, mesela onlar diyor zındıktır diyor, onlar diyor kafirdir diyor. Şimdi bu bir meydan okuma değil ki. Yani bu reddetme, tekfir bu. Telin bu. İbn Arabi masaya oturarak bütün bildikleriniz noksandır iddiasını getiriyor. Yani bütün bildik, yani sizin bütün söyledikleriniz noksan. Yani Platon noksandır, Farabi noksandır, İbn Rüşd noksandır, öteki noksandır, belki noksandır falan filan. Mevzu ne? Mevzu tamlık. Ya noksan ama bize yeter. Yetmez çünkü zaten ortalama bir insanda zaten o kadar var diyor İbn Arabi. Şimdi bu bakımdan İbn Arabi, yani onun için dedim ki şimdi bak, Ekber'i okuyacaksa ben İbn Arabi, Mevlana'nın bu konuda tam olarak Ekber'i okunabileceği kanaatindeyim ve bu konuda Mevlana ile İbn Arabi arasında fark görmüyorum. Bu meydan okumada. Şimdi Mevlana hikayelerle filin bütün, bakın filin hikayesini bize anlatmıyor. Yani şimdi insanlar çıkıyorlar fil üzerine konuşurken diyorlar ki toleransı anlatacaklar. İşte herkes filin bir yerinden tutuyor. Ya herkes tutuyor idi. Ne zamana kadar? Nübüvvet gelene kadar. Nübüvvet geldi. Artık bitti o. Yani ışık yakıldı. Yani lamba aydınlandı. Artık hala yani şeyin bir tarafına tutuyorsan körsün yani. Olmaz o. Ondan sonra işte herkesin dili farklı. Herkes başka bir şey istiyor idi. Ama nübüvvet geldi. Yani peygamber şimdi hani mesela baba bir şey diyor, çocuk bir şey diyor. Şimdi nübüvvet geldi. Babalığı tanımladı. Çocuğu tanımladı. Aradaki ilişkiyi tanımladı. Artık birbiri dillerini biliyorlar. Yani daha artık şey yok yani, hani filin hikayesi yok. Yani özür dilerim. Filin ayaklarının tutulma hikayesi yok. Filin bütünlüğü hikayesi var. Birinci sahne kalktı. Nesedildi orası. Yani o pre-İslam, yani pre-nübüvvet dönem. Yani bir bakıma Mekke aslında. Yani Mekke'deki durumu anlatıyor sana. Ama şimdi nübüvvet geldi. Nübüvvet şey yani dedi ki kardeşim dedi. Kardeşim demedi tabii de. Şimdi ben tabii konuyu kaptırıyorum kendimi. Nübüvvet dedi ki hocam, Müslümanlar arasında da kelamcıların sadece kelami konularda, fıkıhçıların sadece amelle uğraşmaktan dolayı filin farklı uzuvlarını da sarılmaları sonuçta hakikat ehlinin Cenab-ı Hakk'ın keşiflerini aşması neticesinde fili daha gerçek boyutlarıyla görmesi olarak İslam içerisinde de neden bu tekamül olarak düşünemiyoruz bunu? Tamam, ben de onu söylüyorum zaten, şu şey hikayesini, vezir hikayesini tam böyle yorumluyorum. Yani yani şey, İslam buradan müberra değil. Yani İslam demiyorum, özür dilerim. Yani Müslüman kültür, Müslüman tecrübe bundan münezzeh değil, masum değil. Müslüman düşünce aynı noktaya geliyor. Şimdi onu hani onu da konuşacağız ama şuradan bir geleyim yani şey yapayım. Yani fili hikayesi bu. Dolayısıyla şimdi hani Faik Bey'in söyledi ya o zaman hani farklı mesnevi yorumların mesnevinin başarısı olmaz mı? Hayır, mesnevinin başarısı olmaz. O yorumcuların başarısı olur. Yani yorumcular o kadar güçlüdür ki mesela Marksist bir paradigma gelir, mesnevi tamamıyla başka şekilde yorumlayabilir. Diyelim ki daha kapitalist bir şey. Yani birisi işte gördüm işte mesneviden tedavi ediyorum diyor, bilmem ne falan, böyle cümleler işte mesneviden bilmem ne yapıyoruz falan. Yani herkes, yani mevcut düşüncelerinizi siz dayatabilirsiniz. Yani bir şeye yükleyebilirsiniz. Orada mesnevi taşıyıcı hale gelir. Tamam mı? Yani mesnevi özne olmaktan çıkar,
malzemeye dönüşür. Şimdi büyük problem bu. Mesnevi bir malzeme midir? Bir kurucu unsur mudur? Yani eşşeyh kelimesini bunun için kullanır. Eğer Mevlana'ya ısrarla Mevlana derseniz malzemeye döner o. Ama şeyh diyebilirsek Mevlana'ya, yani bu bir kurucu düşünürdür tabirini kullanabilirsek, o zaman Mevlana size kendisini yorumlatma imkanı tanımaz. Mevlana sizi yorumlamaya devam eder. Hatta bunun için şu şeyi kullanıyorum. Faik Bey, aslında siz mesleki olarak ona çok katkı sağlayabilirsiniz şeyde. Mesela bu Mevlana'nın bir çizimi var ya, hani böyle. Şimdi Mevlana muhtemelen 70 yaşlarda falan vefat etti, değil mi? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Oradaki çizim kaç? Yani 80-90 yaşlarına falan, değil mi? Yani bir dede o. 67 yaşında. 67 yaşında. Şimdi 67 yaşında yani efendim aramızda 67 yaşında olan var mı? Yok. 60 yaşında olan var mı? 60'ın üzerindesiniz. Abi 65 varsınız. Hayır, 63. 63 tamam. 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 63 tamam. Yani sizden 4. Şimdi Mevlana, o çizimi ne? Şimdi o çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bakın, yüceltme bir uzaklaştırma eylemidir. Yani siz birisini mesela dedeciğim, sizin çok seviyor, şöyle dediğinizde hayatınızdan uzaklaştırmanın bedelini ödemek için o sevgiyi gösterirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir müdahale, yani bu bir operasyondur. Yani siz daha iyi bilirsiniz, yani mesleğinize gülmüş olmuyor ama bu bir operasyondur. Biz bunu İbn Arabi'den öğrendik. Her yüceltme bir sınırlamadır. Tamam. Şimdi biz bunu anladık. Onun için yani mesela, yani şahsen mesela kendi konuşma, yani şöyle bir takdis dilini kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü takdis dili bir şeye alma. Yani bir, yani operasyonel bir şey. Yani etkisizleştirme, uzaya çıkarma. Mesela yüceltme yok. Yani işte o onlar öyle bir, öyle bir şey yok yani. Çünkü bütün bilgilerin kaynağı Cenab-ı Hak. Kimse değil ya. Hiçbir insan değil yani. Dolayısıyla şimdi orada mesela o çizimde muhayyilemiz Mevlana'yı bir dedeye dönüştürerek aramızdaki bağ zayıfladı. Şimdi bakınız. Babayla çocuk kavgalıdır. Dedeyle çocuk çok sevişir. Neden? Çünkü dedeyle torun ilişkisi gerçek değildir. Babayla oğlun ilişkisi gerçektir. Müdahale üzerine kurulu. Yani baba çocuğa bir şey müdahale eder, dayatır falan. Ama şimdi o hani baba aradan çıkıldığında nesiller birbirine, yani iki nesil, yani aradaki nesil var. Dedeyle istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz. Çünkü dede sizden bir şey istemez, sizin dünyanızı anlamaz falan filan. Şimdi insanlar Mesnevi'yi, Mevlana'yı gördükleri çizimdeki gibi görmek istediklerinde Mesnevi'yi daha böyle şiirsel, daha kopuk, daha fragmantal ele almak istediler. Aslında mevzu buradan çıkıyor. Yani bizim hayatımıza, hayatımızı değil, şey, bizim hayatımızı değiştirmesin, zenginleştirsin. Yani ben birisine mesela diyelim ki aşık oldum. Mesnevi'den ona cümle yazayım. Ama Mesnevi benim hayat, yani o aşkı, kardeşim sen gidip niye aşık oldun? Buradaki menfaatin nedir diye bana sormasın. Çünkü o beni rahatsız ediyor. Ama ben Mesnevi'den bir cümle söyleyeyim, tamam mı? Falan işte neydi, işte bugün, dün söyledik gitti, bugün bir daha söyleyelim falan. Yani böyle cümleler söyleyeyim. Ama şey olmasın, hayatımı temelden değiştirmesin. Şimdi bütün mesele burada. Hayatımı temelden mi değiştirecek, hayatımı zenginleştirecek mi? Şimdi eğer hayatımı zenginleştirirse, o zaman başarım Mevlana'nın değil, benim. Anlatabiliyor muyum? Yani Mevlana bizim hayatımızı zenginleştirmek için bunları söylemedi. Yani bunu bile. Gelelim şimdi şeye. Şimdi burada bir paradigmatik sorun var. Yani bu cümleyi nerede? Eğer derseniz bana ki, şimdi bazı şarihler mesela diyelim ki işte Rusu Efendi, öyle hatırlıyorum. Yani epey oldu okuyalı. Şimdi bunu aynı sabite üzerinden ele alıyorlar. Mümkün mü? Yorum olarak mümkün. Mümkün. Mecbur mu? Ondan emin değilim. Mesela Avni Konut daha hatalı ele alıyor bence. Daha hatalar yapıyor bunu yorumlarken, bu kısmı. Ondan sonra şimdi eğer böyleyse ele alalım. Şimdi burada bazı temel önermeler var. Mesela insan kendini tanımlıyor. Bir yerden koparılıp geldim. Şimdi bakınız, bu cümlenin altında aşağı yukarı bir kitaplık bilgi vardır. Çünkü o yer nedir, demek ki ben onu biliyorum. Yani film bütününü biliyorum. Orada neydim, ben bunu biliyorum. Oradan koparılış eylemimi biliyorum. Buraya geldim, üzüntümün sebebini biliyorum. Çaresini biliyorum. Aslında şimdi kitabın birinci cümlesinde bütün şeyler var. Şimdi normalde, şimdi bakınız, herhangi bir kitap şöyle başlar. Kendim hakkında mesela bir nazariyat oluştururum. Bilinç nedir, bilgi nedir? Evreni tanımaya çalışırım, tabiatı tanımaya çalışırım, Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışırım falan filan, değil mi? Bunların hiçbirisi yok. Şimdi hiçbirisi niye yok burada? Hiçbirisi yok çünkü Mevlana bunları, yani eğer bu perspektif doğru ise, Mevlana bunları bir kaziye-i müselleme olarak kabul ediyor. O zaman şöyle diyeceğiz.
dinle bu ne, nasıl şikayet ediyor ayrılıkları. Şimdi ayrılık kavramı zaten başlı başına, yani kullandığı kavram ayrılık. Ayrılık ne demek? Bir yerdeydik, oradan ayrıldık. Demek ki zihnimizin esaslı yerini teşkil eden o yer. Yani orayı biliyoruz. Şimdi orası ne? Diyor ki beni işte kamışlıktan kestiler keseli. Yani orası kamışlık. Yani benim için kamışlık. Asıl vatan orası. Şimdi mesela Peygamberimizin bir hadis-i şerif söylediği söyleniyor. İşte hubbul vatan minel iman. Bilmiyorum yani sahih mi değil mi? Tartışılabilir. Sadece sahih olup olmadığı tartışılmaz. Onu söyleyeyim. Bu, şimdi Türkiye'de şimdi böyle bir hadis üzerine böyle bir yanlış konuşma ortaya çıktı. Aslında fıkıhçılarla hadisçiler arasındaki ihtilaf tekrar ortaya çıksa mevzu çözülecek. Mesele hadisin sahih olup olmaması değil. Ne anlama geldiği. Yani Peygamber Efendimiz buradan neyi kastetmiş olabilir? Yani temel mesele bu. Şimdi onu ben İbn Arabi geleneği içerisinde okuduğumda mesela hubbul vatan minel iman şu demek. Bizim için vatan, yani vatanı aslı Allah'tır. Yani aynısı, yani Allah'taki bilgimizdir. Yani Allah'taki bilinişliğimizdir. O zaman şimdi diyecek ki nereden kesildik, koparıldık? Bunu mesela şöyle diyebilirim. Cennetten koparılıp buraya geldik diyebilirim. Mümkün. Ama cennet Allah değil. Ayını sabit ede... Peki cennete nereden geldik? Şimdi cennette de durumumuz çok... Yer izafe edemeyiz hocam. Ama cennete izafe ederiz yani. Şimdi şöyle mesela sadedin konu evi. Hocam şöyle. Şimdi arada bir fark var. Arada bir fark. Kelimesi. Şöyle şimdi öyle bir yerden söz ediyor ki. Biz şimdi cennetten buraya geldiğimiz için mi üzüntülüyüz? Allah'tan cennete geldiğimiz için mi rahatsızdık? Biz orada niye ağaca yaklaştık? Yani durumumuz çok iyi olsa suç işlemezdik değil mi? Yani cennet neresi? Yani cennet bizim suç işleyebileceğimiz bir yer değil mi? Yani Müslüman düşünce benim çalıştığım Attar'dan İbn Arabi Konevi'ye böyle cennetin yüceltilmesini pek şey yapmazlar yani. Mesela cenneti cennet kılan Ruhiyetullah'tır derler. Mekan anlamında söylemiyorum ama. Avusturyalı psikanalist, Kırklar'da falan doğum travması diye. Hı-hı. Mesela o da diyor ki travma anne karnından ayrıldığımızda başladı. Oradan başladı. He, güzel. Tam bunu demek istiyorum Faik Bey, bak. Tam bunu demek istiyorum. Şimdi şu cümleyi okusun Otaran. Bence cümlesini bulur. Tam ben bunu demek istiyorum der. Devam edelim. Mesela ben de diyebilirim ki vallahi Rize'deydik, çok iyiydik, oradan geldik. Çocukluğumdan başlatabilirim. Tamam. Ben mesela diyelim ki bir adam, ben fakültede şeyim, diyelim ki sıkıldım, başka bir iş yapmaya karar verdim, simit satacağım. Fakülteden kopuşum benim için sazlıktan koparılmışlık olabilir, tamam mı? Ben işte gençliğimde şu teşkilata, her şeye gidebilir bu problem. Birisi ayrılır çoluğundan çocuğundan, ol. Şimdi her şeyse o zaman bir şey dememiş olur bize. Şimdi bence, yani İbn Arabi ve Konevi Ekber'i okuma bu. Ve Mevlana'nın böyle düşündüğüne eminim yani. Hani onunla, yani bunun delillendirilmesi kaldı. Bunun üzerine çalışacağız yani, şey yapacağız falan. Şimdi Mevlana da böyle düşünüyor aslında. Yani neresi olduğunu biliyor. Mekan anlamında söylemiyorum. Yani tabii ki bu mekan değil. Yani Allah'taki bulunuşumuz. Aynı sabit o demek. Yani Allah'taki bulunuşumuz. Bunun böyle olması lazım. Dolayısıyla şimdi yani benim ızdırabım Cenab-ı Hak'la yani arama perdenin girmiş olması. Yani varlıkta o perdenin girmiş olması. Izdırabım bu. Zaten bu ızdırap aşk kavramına ortaya çıkıyor. Yani ayrılık varsa vuslat umudu olduğu içindir. Yani bir, mesela şimdi adam diyelim ki Almanya'ya gidiyor, gurbetçi oluyor. Niye gurbetçi oluyor? Geriye dönme ihtimali olduğu için gurbetçi oluyor. Öyle değil mi? Şimdi ayrılık varsa geriye dönüş ihtimali olduğu için. Bu nedenle bendeki haleti ruhiye iştiyak olur. Yani özlerim, yani bulunduğum yeri özlemiş olurum. Şimdi o zaman şimdi eğer bu cümleyi, bu şeyi İbn Arabi ve Ekber'i paradigma içerisinde yorumlarsak işimiz kolay. Yani bir nefs teorimiz var burada. Ruhlar teorimiz var. Ondan sonra Enesabide teorimiz var. Oradan buraya gelişimiz var, intikalimiz var. Buraya gelişimizde bedene girişimiz var. Ondan sonra bizde ortaya çıkan perdelenme var. Onun ortaya çıkardığı iştiyak var. Biz şu şekildeyiz burada. Zihnimizde oranın bilgisi böyle bir flu bir şekilde duruyor. O bizde bir rahatsızlık yaratıyor. Bir de bedenimizin imkansızlıkları. Biz burada daraldık yani böyle geldik. Peygamber geldi. Zihnimizde flu haldeki o bilgileri harekete geçirdi ve bize öteye gitme şevkini aşıladı. Yani peygamber bu. Yani şey bu. O açıdan şimdi burada bir soru. Şeye dönelim. Eğer peygamber onu aşılamazsa biz burada birbirimizi dövüşerek yeriz. Yani bunu Attar'dan bir cümleyle anlatayım.
Mesela atlardayken şu konunun karşılığı şu. Mesela enteresan, onu da söylemem lazım. Atlarla İbn Arabi arasında daha daha gerçek irtibatlar kurabiliyorum. Mantık bu tarih üzerinden. Şimdi şey diyor ki mesela, Attar diyor ki bu insan hikayesi şudur diyor. Şimdi Simurg, yani Cenab-ı Hak Çin semasında uçarken kanadından bir tüy düştü. Tüyün güzelliğine bütün alem hayran oldu. Hayran oldu. Yeryüzündeki kavgamızın nedeni odur diyor. Yani bu şimdi ontolojik delile karşılık geliyor. Yani zihnimde bir güzellik iddiası var. Neyi görsem beğenmiyorum. Mesela şimdi şu çiçeklere güzel diyorum. 5 dakika sonra vazgeçiyorum bunlara güzel demekten. Çünkü daha güzelini görmüşüm ama gördüğümü hatırlamıyorum. Sizin o zaman haz dediğiniz şey o flu olan şeye gitme iştiyakı. İştiyakı. Evet. Bu nedenle oraya gidene kadar şey bitmeyecek. Yani arayış bitmeyecek. Yani bütün nitek mesela Mesnevi'nin o birinci hikayesi bence o açıdan çok güzel. Mesela kadına padişahı veriyorlar. Kadın ötekini istiyor. Değil mi? Padişahı veriyorlar, ötekini istiyor. Ama sonra görüyoruz ki aslında ötekini de sevmiyormuş. Anladın mı? Bak şimdi. Yani ötekini istiyor. Yani birisi dese ki, değil mi? Yani bir kadın düşünün. Yani ben senin için padişahı terk ettim. Yani bir erkeğe gidiyor. Ben senin için padişahı terk ettim falan, değil mi? Dehşet bir şey yani. Hani. Ama gidiyor. Mevlana diyor ki hayır diyor. Bu kadın o erkeği sevmiyor. Ya padişahı terk etti ya. Yani mülkü. Dünya iktidarını terk etti. Ölümleri göze aldı. Hayır bu onu sevmiyor diyor. Onun bedenine aşık diyor. Ben o yazıda şöyle yazmıştım. Nasreddin Hoca'nın kürk hikayesinden hareketle. Bizim iki tane kürkümüz var. Yani Nasreddin Hoca bir kürk anlattı. Ödümüz patladı. Yani kürke değil insana bak dedi. Ödümüz patladı. Mevlana geldi. Hayır dedi. İki tane kürkümüz var. Biri bu kürk, biri beden kürkü dedi. Bunu geçeceksin. Bir de bedeni geçeceksin. İnsanı gördün, gördün, göremedin. Geçmiş olsun. Dedi, tamam mı? Yani hikaye dehşet yani. Hani hakikaten dehşet. Niye? Çünkü Mevlana da buna inanıyor. Yani Simurg'un kanadını gördüğümüzü düşünüyor. Kanadı gördüğümüz için biz burada seninle kavga etmek zorundayız. Yani ben üzüm istiyorum, sen o değil. Niye benim sözüm geçmiyor da seninki geçiyor? Kavga o. Şey diyor, fil gerekti rüyasında insanı görsün diyor. Evet. Yani doğru. Geldiği yer evet. Yani fil gibi olmak. Şöyle yani yeryüzünde biz sürekli yani Allah'a gitme rüyasını görmeye başladığımızda yaşamaya başlarız demiş oluyor. Yani şey o cümleleri tek tek yani yorumlamak çok kolay yani ama mevzu bütün paradigmayı şey yapabilirim. Sıkıldıysanız şey yapabilirim biraz yani toparlayabilirim ama şurada bir şey de anlatmak istiyordum size. Sıkıldınız mı? Ya şimdi Evet. Namaz diye Osman abi. Osman abi değil ya. Ben buradayım hocam. Osman abi arkada sıkılma durumu var mıdır abi? Yok hocam. Şimdi bakınız. Bu biraz uzundu yani kısayım yani şeye geçeyim. Şu diğer konuya geleyim. Mesnevi'yle ilginiz yeni mi oluşmaya başlamıyorsa İslam'da okuyorum. Benim ilk okuduğum kitaptır Mesnevi. Yani fakültede iki kere okumuştum. Sormak isterim hocam. Hem İbn Arabi Hazretleri hem de Mevlana Hazretleri akademiye yani taban tabana zıt. yani taşıyıcı oldular için. şöyle. Ben fakültede iki kere okumuştum Mesnevi'yi. Yani o zamanlar birazcık Mesnevi üzerine konuşuyor. O zaman mesela İmam Rabbani Mektubat'ın iki kere okumuş falan. Yani bende böyle bir çift dikiş şeyi vardır yani. Alışkanlığı vardır. Ama sonra tabii yani Konevi İbn Arabi okuyunca Simurg'un kanadına yakın olanı gördük yani. Çok net söylüyorum yani bu konularda yani arkadaşlar bilmiyorum bana alınıyorlar mı bilmiyorum ama klasik düşünce okuluna okutmak istediğimiz başka metinler de var. Türkiye'de metinleri okutacak kişi yok. Metinler üzerinde konuşacak insan var. Yani metin anlatamıyorum yani çok net söylüyorum yani alınsın gücensin yani. Yani mesela Fususul Hikem'i okutabilecek Türkiye'de bir akademisyen yok. Söylüyorum. Mesnevi okutabilecek yani akademik şeyler okutabilecek bir arkadaşımız yok. Bunu söylüyorum. Yani Divan-ı Kebri yani mevzu şu değil yani okuyalım hani vaaz eder gibi yani bir cümle aç. O değil. Mevzu o değil. Mevzu efendim. Osman abi. Tamam toparlıyorum abi anladım ben. Estağfurullah. Şimdi şurayı da bitireyim o zaman şey yapalım. Şimdi bu hikayeyi çok sevdim.
Yani bu geçmişten beri çok okurdum. Normalde sıkıcı bir hikaye. Mesleğimin böyle bir durumu var. Yani birbirine benzer cümleler çok fazla. Çok olduğu için bir de limitler böyle çok kaçıyor. Yani mesela durduk yerde mesela işte o şey hikayesinde adamı öldürüyor falan yani. Hem oradan Hızır'a geçiş yapıyor. İntikaller acayip falan. Yani Ömer hocam hani az önce şey dedi yani zekayı böyle seri intikal olmayla tanımladı. Ben de biraz öyle düşünürüm hocam ama. Yani bazen de şey yazarlıkta şey sıkıntı da olabilir o. Yani geçişlere biraz yani takip edilebilir bir geçiş sistemi olması lazım. Orada her zaman o olmuyor falan. Ondan dolayı mesela sıkıcılıklar da oluyor metinde. Neyse. Şimdi hikaye şu. Hristiyanlığın aslında bozuluş tarihini anlatıyor bize. Neden bozuluş tarihini anlatıyor? Şimdi burası önemli. Bakınız. Neden bozuluş tarihini anlatıyor? Çünkü Hristiyanlık, bakınız, Hristiyanlık filin bütün görünme hikayesidir. Fil bütün olarak orada görüldü. Yani İsa Efendimiz de fil bütün olarak görün. İsa kimdir? Hazreti İsa Efendimiz kimdir? Yani filin bilgisini bütün olarak, yani fil tanımı yapmış olan kişidir. Şimdi bu bakımdan peygamberler Vâdi'ul Hikem ya da Vâdi'ul Kelim'dir. Yani kavram tanımlayan kişilerdir. Yani mesela Hazreti Peygamber Efendimiz geldi dedi ki yani Rabbiniz kimdir? Öldüren ve diriltendir. Bitti. Tanım budur. Yani bizim açımızda yani Allah tanımlanamaz da. Yani Allah hakkındaki bilgimiz budur. Yani öldüreme dedi. Çünkü onun öncesinde insanlar öldürme ve yani diriltmeyi anladık da yani öldürmeyi başka bir nedene bağlayalım diye düşünüyorlardı mesela. Mesela Allah kimdir? İyiliktir yani saf iyiliktir. Ya iyilik ama işte Cenab-ı Hak mesela darlıkta verir, sıkıntıda verir. Şimdi Cenab-ı Hak peygamber geldi dedi ki Euzu bike minke. Yani ya Rabbi senden sana sığınıyorum dedi. Yani Allah kendisine kaçacağımız var. Bu en son şeyde bu fikriyattaki cuma yazılarında bunu yazdı mesela hamd şükür meselesini yazarken. Yani ana kavram mesela dinin ana kavramı aslında şükür değil hamd'dir. Hamd birbirine tezat durumlarda Cenab-ı Hakk'a dönebilme meselesidir. Yani temel şey bu. Şükür hususi bir durumdur. Yani Rahman ve Rahim gibi yani şey böyle. Şimdi peki ne oldu Hristiyanlık? Yani bu tümel bilgi geldi, külli bilgi geldi. Sonra ne oldu? Külli bilgi iktidar tarafından bozuldu. Yani iktidar o insanların onları daha yönetilebilir kılmak için o bilgiyi bozdu. O detaylara girmiyorum. Aslında onların hepsi de çok önemli ama girmeyin. Şimdi bozdu. Nasıl bozdu? Şimdi bunu anlatıyor. İşte vezirin hikayeleri işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Önce eziyetle anlatıyor. Yani eziyetler etti. Şimdi orada bence yani dinler tarihinde tecrübe edilmiş bir bilgidir bu. Baskıyla, zorlamayla bir şey yok edilemiyor. Yani baskı inancı güçlendiriyor. Yani bu bir tecrübe. Yani herkesin bunu bilmesi lazım. Yani bir şeyi yani değiştirmek istiyorsanız, yani bu bugün mesela Türkiye'de de böyledir, problemdir. Yani bir şeyi değiştirmek istiyorsanız baskı doğru yol değil. Yani baskı onu yüceltiyor. Yani onu daha hakiki kılıyor. İnancı daha güçlendiriyor. Ve o inanç mesela yani kişi ölüyor ama düşünce daha güçlenerek devam ediyor. Yani birinci temel şey bu. Burayı da geçelim. Sonra bir yol buluyor. Vezir onlardan birisi haline gelerek yani Hristiyanlardan birisi haline gelerek şey yapıyor. Bunlar da aslında hep İbn-i Arabi teorilerdir. Yani Sadedin Konevici teorilerdir. Çünkü bir şey içinden yönetilir. Yani bir şey içinden değiştirilir ve bir şey içinden yönetilir. Yani mesela siz çocuğunuzu diyelim ki yönetmek istiyorsanız çocuğunuzun aklıyla hareket etmeniz lazım. Yani işi ona yaptırıyor olmanız lazım. Yoksa dışarıdan yani buyurup insan direneceği bir şeydir. Çünkü mesela bu şey de, mesela dini düşünce bakımından da çok önemli. Mesela Cenab-ı Hak bize ağaca yaklaşma dedi. Kesin yaklaşacağız demektir bu. Kesin. Yani neden? Çünkü dışarıdan olan buyruğa insanın refleksi böyle olması murad edildi. Yani dışarıdan yap dersen yaparım. Şey yapma dersen yaparım yani. Yani normalde gitmez yani. Adem'in aklına bile gelmez ama yapma buyruğuna. Yani sen kim oluyorsun? Ama sonra da mesela şeriat bizim aklımız haline gelecek hükümlerle ortaya çıkınca biz şeriatı kabullendik. Bu çok önemli bir konudur ama bunu bir başka zaman konuşmak üzere parantezi kapatıyorum. Bu çok önemli bir konudur. Yani bu konudan kaçıyorum. Tamam şimdilik. Efendim edemem. Yani şöyle arz edeyim. Şöyle. Değil mi? Orada Osmaniye tarikatı var. Şimdi şöyle arz edeyim. Biz dışarıdan gelen buyruğa karşı kodlanmışızdır. Reddetmek üzere. Tamam. Yani mesela diyelim ki
bir yere bir kural kondu, tamam mı? Bunu buraya kim koydu diye biz tepki gösteririz. Çünkü kural koymak demek sahibi başkasıdır. Yani ben değilim, beni sınırlamak demektir. Ama beni ikna ederler. Der ki bak bu kural buraya konmalıdır çünkü senin varlığının korunması buna bağlıdır. O zaman ben kendi varlığımın bir parçası olarak o kurala uyarım. Şimdi mesela şeriat bana dedi ki sen şunu yap dedi. Eğer şeriat kuralları irrasyonel olsaydı insanların çok azı buna ibadet ederdi. Çok azı bunu kabul ederdi. Ama aklımız onu içselleştirdi. Sanki aklımıza uyar gibi biz şeriata uyduk. Anlatabiliyor muyum? Yani böylece mesela yani dinin muradı daha çok gerçekleşmiş oldu. Bu şimdi ayrı bir meseledir. Yani çok ayrı bir konudur. Bunun üzerine sonra dururuz. Yani bir başka geldiğimde bu konuyu konuşuruz. Yani bunları tamamıyla daha değişik bir şekilde anlatabilirim. Yani bunları daha sonra konuşuruz. Şimdi bakınız şuraya gelin diye. Şimdi diyor ki İbn Arabi Mesnevi diyor ki vezir diyor Hristiyanlardan biri oldu. Hristiyanlardan biri olunca onları etkilemesi ve onları değiştirmesi mümkündür. Yani tesir yani değişim içeriden olur. Dışarıdan dayatılarak olmaz. Tamam mı? Olmaz. Şimdi peki ne yaptı? Bakınız. İşte bir takım zühtarak şeyler yani zahitlik yaptı, halvetlere girdi, şöyle oldu, böyle oldu filan. Herkese kendini ikna etti ve sonra herkese bir öğreti bıraktı. Yani dedi ki mesela Hazreti İsa Efendimiz şöyle söyledi. Hazreti İncil işte böyle söylüyor filan gibi herkese bir öğreti. Şimdi bu vaka fiilen olmuş mudur? Bence olmamıştır. Yani bu ülke böyle değildir. Peki ne olmuştur? Kategorik olarak yani dinlerin nasıl bozulduğunu Mevlana biliyor. Yani dinler nasıl bozulur? Fırkalaşmalarla, şimdi mezhepleşmenin, fırkalaşmanın ya da tarikatlaşmanın zenginlik olduğu ya da varlığı ortadan kaldırdığı bir nokta var. Yani bir yere kadar bu bir zenginliktir. Ama bir yerden sonra o işin yani zenginleştirdiği şeyin yerini alarak onun varlığını ortadan kaldırma durumudur. Şimdi ben bunu şahsen yazıda şöyle ifade ettim. Dedim ki Mevlana bize şunu demek istiyor. Birinci mertebe yani az önce dedim ki birinci sahne şu. İnsanlar kavga ediyor ya da filin işte ayağını tutmuş kolunu tutmuş. O seviyede ikinci seviye filin bütününü gören devreye giriyor ya da her dili bilen adam geliyor. İkinci, üçüncü seviye. Şimdi üçüncü seviyeye geliyoruz. Üçüncü seviye şu. Filin bilgisi insanlara geldikten sonra insanlar tekrar bütünlüğü parçalayıp parçaya düşüyorlar. Yani tekrar filin ayakları meselesine geliyor. Bu nereden oluyor? Bu artık dışarıdan olmuyor, içeriden oluyor. Yani kendisini filin bütününü görmüş zannedenler aslında filin parçalanmasına yol açıyorlar. İbn Arabi şimdi Mevlana kullandığı kavram şu. İsevi bereketin ortadan kalkması diyor. Bizim açımızdan şimdi kullanacağımız kavram Muhammedi bereketin ortadan kalkması. Şimdi bakınız. Benim kanal şimdi orada vakit daraldığı için biraz hızlanacağım. Şunu koyamıyorum. Efendim, anlattığı bütün ekolleri tanıyorum. Mesela örnek vereyim size. Şimdi diyor ki vezir diyor her beyin adına birer tomar hazırladı. Her tomarın yazısı bir başka yoldaydı. Her birinin hükmü bir başka çeşitti. Mesela diyor ki birisinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin direği yani Allah'a dönüşün şartı yapmış. Riyazet yani bu şu demek. Yani Allah'a nasıl döneceğiz? Yani dindarlık nasıl olacak? Riyazet şart. Bu sehliyenin yoludur. Hucvri'yi açın bakın bu vardır. Yani o diyor ki yani al yani katı bir riyazetten başka dönüş yolu yoktur. Tamam? Şimdi biz mesela Hristiyanlık içerisinde böyle bir ekol bilmiyoruz. Yani 12'ye ayrılmışlar, 12 ayrı ekol böyle bir şey bilmiyoruz. Yani var ya bilmiyoruz ama biz Müslümanlık içerisinde böyle bir tasavvuf ekolünün var olduğunu biliyor. Şimdi Mevlana bunu hem tasavvuf ekolleri içerisinden anlatıyor. Neden? Çünkü 13. yüzyılda bir İslam dünyası okuması yapıyor. 13. yüzyılda İslam dünyası okumasında ya Haçlılar geldi parçaladı, Moğollar geldi darmadağın etti yok Mevlana'nın hikayesinde. Mevlana'nın aklındaki şey şu, sorun şu. Biz Müslümanlar o filin bütünlüğü fikrini parçaladığımız için, biz dağıldığımız için yani bir defa bilgiyi kaybettiğimiz için, Muhammed'i bereketi kaybettiğimiz için paramparça olmuşuz, zayıflamışız ve biz kendi kendimizi yok ediyoruz fikri var. Dolayısıyla şimdi bu bir 13. yüzyılda durarak 13. yüzyıldan geriye doğru bir tarih okuma. Yani biz niçin böyle olduk?
Çünkü parçalandık. Yani bilgiyi parçaladık. Şimdi bunu, normalde birisi dese ki kardeşim Allah'a dönüş tabii ki riyazet üzere olması lazım. Bunda bir yanlışlık yok. Fakat bunun yollardan biri değil de tek yol olduğunu savunmaya başlarsa, yani ideolojiye dönüşürse, bu bir problem. Çünkü diğeri de başka bir şey söylüyor. Şimdi o zaman şimdi Mevlana şimdi burada, yani bu hikayede, yani şimdi Mesnevi dediniz ya, şimdi ilk başta dediniz ya, Mesnevi niçin yazıldı? Mesnevi bir İslam toplum eleştirisi olarak yazıldı aslında. Yani Müslüman toplumun, Müslüman aklın, Müslüman bireyin dünyayla ilişkisi, bunu göstermek için yazıldı. Ama şimdi Mevlana bunu belki işte şu nedenle, belki bunu, yani polemiklere girmemek için, belki şu, yani kitabı oralarda tüketmemek için veya şu veya bu nedenle uzaktan anlattı bize. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlatması gibi, yani mesela Firavun'u anlatması gibi, İsrailoğullarının anlatması gibi, Kur'an-ı Kerim yani uzaktan bize anlattı aslında. Dolayısıyla şimdi bu hikaye, yani bu vezir hikayesi bence çok net bir şekilde Mevlana'dan önceki 4-5 asrın özetidir. Bunu mesela şimdi diyelim ki biz Murat Hoca'ya sipariş etsek, desek ki şu perspektifi fıkıh ekollerine uygula desek. Ya da bir başka hocaya sipariş etsek, desek ki sen bunu kelam ekollerine uygula desek. Bir başkasına sipariş etsek, desek ki sen bunu siyaset teorilerine uygula. Birisi diyecek ki işte Şia, işte İran geldi mesela imamet teorisini savundu. Yani vezir ona o bilgiyi verdi. Bak şimdi bunlar hiç, şimdi normalde buradaki vezir bizim heva ve hevesimizde olabilir, şu önemli değil. Yani onun önemi yok. Önemli olan netice burada. İşte diğeri mesela şunu savundu, diğeri Seyitliği, diğeri bu falan. Değil mi hani? Siyaset teorisini şöyle savundu vesaire. Bakınız. Devam edeyim size. Yani başka ekoller söyleyeyim size. Birisinde riyazet diyor. Evet. Birisinde riyazet yararsızdır. Tamam mı? Yani riyazetle bu iş olmaz. Peki ne olması lazım? Bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yeri yok. Yani vereceksin yani. Yani şimdi biz riyazet yararsızdır diyenleri biliyoruz. Yani ibahi ekoller var. Bunlar diyor riyazetli olmaz. Yani diyor, katı namaz şu buna bu olmaz diyor. Peki ne? İşte insanlara iyilik yapacaksın. Hayır, bugün de öyle mesela. İnsanlar diyor ki kardeşim ben senin namazını ne yapayım diyor. İnsanlık için ne yaptığına bakarım diyor. Sanki biz ona namaz kılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aynı bak şey, devam ediyor bak. Devam edelim. Örnekleri her çağ değiştirebiliriz. Şimdi bu Müslümanlığın yani tarikatlar üzerinden şimdi ben normalde mezheplerin hayatımda hiçbir zaman mezhepleri aleyhine konuştuğumu hatırlamam. Hiçbir zaman tarikatların kategorik olarak aleyhine konuştuğumu hatırlamam. Fakat şimdi bir şey bir yere kadar zenginlik bir yerden sonra onun yok olmasının vesilesi olur. Mevlana'nın anlattığı şey bu. Dolayısıyla şimdi Mevlana mesela iyi bir tarihçi, iyi bir siyaset ve toplum bilinci ve iyi bir tasavvuf tarihçisi bir araya gelse Mevlana'nın söylediklerini çok daha net bir şekilde gösterir. Yani yaşanan bir organizma üzerinden, yaşanan bir hayat üzerinden bir hikaye anlatıyor bize. Burada hiçbir zaman yani vezir, Hristiyan beyler böyle bir şey yok yani. Yani böyle bir şey yok. Evet. Çünkü çok uzak o. Yani 7 asır, yani 12 asırın öncesini anlatmasına hiç gerek yok yani. Devam. Bir iki şey örnekte okuyun da toparlayalım. Birisinde evet. Birisinde açlığın ve cömertliğin senin mabuduna karşı şirk koşmandır demiştir. Bu tasavvuf tarihinde vardır bu cümle. Yani yani biz Hristiyanlıkta böyle bir cümle bulamayız. Ama tasavvuf tarihinde bu cümle vardır. Yani açlık ve riyazet, yani bir adam çünkü Sehliye böyle eleştiriliyor. Bu Allah'a bir şirk koşmadır. Neden şirk koşmadır? Şunun için. Yani Allah ya Rabbi sen orada dur. Ben aç kalarak gelip seni bulacağım. Sen kimsin ya? Yani anladın mı? Bu bir şey yani mutezili şey kabul edilip bunu bir tür gizli şirk kabul ediyorlar. Devam. Sıkıntıda ve genişlikte tevekkülden ve tamamen teslim olmaktan başka bir şey aldatmadır, tuzaktır. Bu tevekkülcü kanat. Yani cebrilik. Şimdi birisi sehliye. Yani o daha mutezili kanat. Diğeri cebrilik. Çok yani ekolleri biliyoruz yani. Görüşleri biliyoruz. Birisinde sana vacip olan hizmettir. Yoksa tevekkül düşüncesi bir töhmettir demiştir. Muhasibi. Çok net tanıyoruz yani. Yani görüşlerin sahiplerini biliyoruz. Ondan sonra. Devam ediyor yani böyle. Birisinde işte kendi acizini görme. Dikkat et. O acizlik nimeti küfretmek. Yani birisi şimdi zaten şimdi kategorik olarak bakarsak böyle bir ayrım oluyor. Yani bir tevekkülcü kanat var. Daha cebri kanat. Bir de daha mutezili kanat var. Şimdi anlatıyor. En son geliyor. Yani başka yani her birini tek tek şey yapabilirim. Hani vakitler aldığı için girmeyeyim. Şurada bir cümle vardı. Bakayım. Onda İsa'daki tek renklilikten bir eser yoktu. İsa küpünün mizacıyla huylanmamıştı.
filan diye devam ediyor. Yani demek istediği şey şu. Yani böylece şey parçalanma oldu ve İsevi bereket veya İsevi renk yani Sıbatullah ortadan kalktı diyor. Şimdi benim kanaatime göre bu yani bunun illa hani şu hikayeye İbn Arabi gözüyle yorumlanmadı. İbn Arabi gözüyle yorumladı mı o baştaki kavramla. Ama burada hocam sonuçta fitneden kurtulan peygamberimizin ismini öpenler oldu hikayenin sonunda. O mutlaka oldu çünkü o da bir tasavvuf teorisinin kabul ettiği bir şeydir çünkü İslam şeyin yani tasavvuf geleneğinde mesela bu da enteresan bir şeydir. Şimdi günümüzde böyle hani Mehdicilik, işte böyle bir kurtarıcı, mesela bir de müceddidlik fikri var. Mehdicilikten bence daha tehlikeli olan bu müceddidlik fikri olabilir. Çünkü Mehdicilik neticeden Ehl-i Sünnet'in içerisinde yok yani. Ama müceddidlik fikri enteresan bir şey çünkü müceddidliği bir kişi üzerinden düşünüyorlar. Tasavvuf teorisinde ise nesil fikri var, nesil. Yani her dönem içerisinde dini bilgiyi doğru anlatacak bir nesil vardır. Yani sizin söylediğiniz hani onun ismini öpüp başına koyanlar, onlar vardır. Bak ismini öpüp başına koyanlar ne demek? Yani adam gel yani film bütününü gören geldi ve ona tabi olanlar. Şimdi dolayısıyla şimdi yani devam ediyor yani okumalarım devam ediyor yani yeni bir gözle. Başka yani hikayeler var falan. Onları hani konuşuruz yani başka vesilelerle. Şimdi böylece yani demek istediğim şey yani birkaç cümleyle toparlayayım. Bir, Ekberi ve Konevi gözle yorumladığımızda kavramlar yerine oturuyor ve Mesnevi malzeme olmaktan çağın herhangi bir çağın ya da kültürün malzemesi olmaktan çıkıp özne ve kurucu metin haline geliyor. Birincisi bu. İkincisi eğer bu böyleyse o zaman Mesnevi'yi okuma çabamız ve emeğimiz en az Konevi ve İbn Arabi'nin iktiza ettiği emeğe denk olması lazım. Yani o kavramlara, o konulara hakimiyet olması gerekir. Üç, Mesnevi'yi ortaya çıkartan hani zihni neticede yani 13. yüzyılda yani Müslüman toplumun duyarlılıkları olduğunu bilmemiz lazım. Ve buradaki yani temel problematiğin, temel sorunlarında bu tarih içerisinde, bu düşünce içerisinde ve bu toplumun problemleri cihetiyle ele alınıp yeniden yorumlanması lazım. Yani ana hatlarıyla demek istediğim şeyler bunlardır. Teşekkür.